Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başlayıp bugün iktisat alanında dünyanın en saygın dergilerinde eş editörlük yapmaktadır. Çeşitli TÜBİTAK'ın verdiği çeşitli projelerde görev almıştır. Bilim Akademisi'nde üyedir. Ben sözü kısa keserek Sayın Hocamızı buraya davet ediyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Mikrofonu kullanmasam sesim yukarı kadar geliyor mu? Tamam. O zaman ben köşemden konuşayım. Evvela şeyle başlayayım. Eş editörlük böyle paralel editörlük falan gibi bir şey. Bu seminer bugün verebiliyor olmanın temel nedeni Ayşe Hocam'a davet edilmiş olması. Ona çok teşekkür ederim. Ondan sonra buraya geliyorken bunu Bilim Akademisi'nin seminerleri çerçevesinde yapmanın daha iyi olacağını düşündük. Bahçeşehir Üniversitesi'ne hem daveti hem de bunu Bilim Akademisi konferansları çerçevesinde yapmaya zaman gösterdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Bilim Akademisi'ne ayrıca hani Ankara'dan kalkıp gelip burada beni İstanbul'da bu kadar yetkin üyelerimiz varken konuşulduğu için teşekkür ederim. Şimdi bugünkü iş orada yazıyor. AKP döneminde Türkiye ekonomisi üzerine konuşmak. Hemen şununla başlamam lazım. Şimdi böyle bir bunu tam atel diyemeyeceğim ama işte bir küçük yazı mevcut. Başlığı bu olan. Birikim dergisinin Aralık sayısında yayınlandı. Eğer ilgilenirseniz buna hem Bilim Akademisi'nin web sayfasında hem Birikim dergisinin web sayfasında ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla burada söyleyeceklerimin hani beğendiğiniz kısımları muhtemelen senin aklına çıkmıştır. Beğenmediklerinizde benim falan arada tutmuşluklarımdır. Bu konuşmanın ne olmadığını söyleyeyim önce. Hani biliyorsunuz hükümetimiz kuvvetle bir iktisadi başarı üzerinden neden başka her alanda da zaten başarılı olmuş olmaları gerektiğini söyleyen bir hükümet. Bu konuşmada ben size yok böyle bir başarı demeyeceğim. Ama vardır hakikaten de böyle bir altın çağ yaşadık da demeyeceğim. Öte yandan öyle de değil öyle değil aslında bir şey söyleyemiyoruz da demeyeceğim. Az beklerseniz tam ne diyeceğimi de söyleyeceğim. Şimdi iş şu, yani bu soru niye bu kadar önemli? Aranızda temel istatistik ekonomisi görmüş olanlar şunu duymuşlardır. Korelasyon nedensellik demek değildir. Ben size korelasyon gösteriyorum. Baktığınız şey AKP'nin oy oranları ve seçimden seçime büyüme oranları. Yani buradaki sırdan dönem 2009'daki belediye seçimleri. 2009 hatırlarsınız teyit geçen ya da geçmeyen böyle nahoş bir zamandı. Onun bir etkisi o. Şimdi ben buna baktığım zaman hani tabii ki korelasyon görüyorum. Fakat düşündüğüm zaman burada bir nedensellik olduğunu da düşünüyorum. Yani insanlar kendilerini daha müreffeh hissettikleri için daha fazla iktidara oy veriyorlar diye düşünüyorum. Öyle hissetmedikleri zaman cezalandırıyorlar diye de düşünüyorum. Öte yandan bu aynı konuşmayı Ankara'da yaptığım zaman kendilerine referans vermediğim için stepkar olan Kassam Strateji'nin sayın düşünürleri bu grafiğe bakıp şunu söylemişler. Biz AKP'ye oy verdikçe ekonomimiz iyiye gidiyor. Dolayısıyla eğer bir yıl olmak istiyorsak anladınız sizi. Şimdi işte korelasyon bu yüzden nedenselliği göstermiyor. Eğer onu uygun görürseniz buna da inanmakta elbette serbestsiniz. Ama benim buradan anladığım ve özellikle Türkiye'deki siyasi diskuru dinlerken AKP kurmaylarının inandığını düşündüğüm şey, ekonomi iyiye gittiği zaman, insanlar ekonominin iyiye gittiğini düşündükleri zaman iktidarın siyasi kuvveti daha yüksek, tekrar seçilebilmesi ihtimali daha yüksek. Bunun için de ekonominin iyi gidiyor olması, insanların kendilerini müreffeh hissediyor olmaları, Türkiye ekonomisinin büyüyor olması AKP için önemli bir amaç. Peki. Bu konuşmanın temel sorusu o zaman o amaca yönelik kullanılan araçlar uygun araçlar mıydı ve hani ne diyeyim işte menzili maksuda ulaştık mı? Hakikaten böyle bir AKP döneminde gerçekten ya biz de alışmamıştık böyle ne büyüdük büyümesi gördük. O soruya cevap vermek için biz hani bu çalışmayı seninle yapmamızın temel nedeni hani ben böyle sevinmiyorum ama kendisi sevinmiyor. Biz kendimiz dert toplumunu düşünebilmek istiyoruz.
Yani konuşurken böyle hani ben bir şeyler oldu olmadı değil ama böyle o kadar da olmuş gibi değil ama yani hani ben de bilmiyorum demektense oturup derli toplu kendim bunu söyleyebilmek için çalışayım istedim. Senin aynı şeyi sordu. Beraber yaptık bu işi. Nihayetinde söylediğiniz şey şu. AKP döneminde Türkiye'nin ekonomik performansı diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Ama iki şeyden bahsedebiliyoruz. Özellikle de bizim gördüğümüz tam olarak IMF programıyla örtüşmeyen ama o programın içeriğiyle tam olarak örtüşen iki ayrı dönem var. IMF programı bir önemimiz vardır. 2008'de bitti aslında. Fakat biraz sonra anlatacağım size. Yani bizim anladığımız şekilde o programın bağlayıcılığı 2006'da bitiyor. Ve hakikaten de Türkiye'de 2006'da biten bir güven dönemi görüyoruz 2002-2006 arasında. Dolayısıyla bu dönem ayrı. 2007'den bu zamana olan kısmı ayrı düşünmek lazım. Hem aynı iktisat politikası çerçevesinde onlar düşünemeyeceği için. Neden? Elinizde bir İNFE programı var. O program diyor ki yani bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama şimdi oradaki büyük soru dolayısıyla ben bunu yapacak mıyım? Program devam ediyor mu? O hakikaten bir tercih. Fakat yapacağım diyorsanız ondan sonra artık işte vergilerde böyle mi yapayım, harcamada şöyle mi yapayım, Merkez Bankası'nda bunu mu yapayım? Yapacak mı hocam? Yazıyı hep soruyorsa ne yapacağım belli. Tamam. Onun için de böyle bir serbest, kendi tercihimiz olan iktisat politikasından bu anlamda bahsetmiyoruz. Bunu söylerken şunu şey yapmıyorum. IMF programımızı dışarıdan dikte edilmiş de anlamına değil. Fakat bu hükümet geldiğinde kucağında bu programı buldu. Onun için de hükümetin tercihi olan bir iktisat programı değil. 2006'da o programın yeni bağlaması artık gevşediğinde başka bir iktisat politikası yapısına bakmaya başladık. Onun ne olduğunu ben hala iyi bilmiyorum. Bundan uzun uzun bahsedeceğim. Fakat hani çok açık ki hem bunu düşündüyseniz ki ben şimdiye kadar doğrunu düşünmemiş olduğunu fark ettim. Zaten IMF programı olan dönemle olmayan dönemi bir arada incelememek lazım. Çünkü bir tanesinde ben ne yapayım diye soruyorsun. Öbüründe bugün ne yapacakmışım diye o gün kitabını açıp bakıyorsun. Şimdi ne olmuş? 1990'dan 2001'e kadar ki birçoğunuzun yaşı bunu hatırlamaya yetmez, siz emin öyle olduğunu. Bu 90'ları hani hatırlayamış kimse, ben hatırlayayım ben sonra ama öyle, yani işte Türkiye için bize, bizim kayıp 10 yılımız diye bahsederiz. Siyasi olarak öyledir. Hani neresinde tutsan eline kalan bir 10 yıldır 90'lar. Büyüme oranına baktığınız zaman, büyüme oranımız yüzde yaklaşık 3,5. Şimdi bu 3,5 şu kırmızı bar Türkiye'nin barı. %3,5 dünyanın çeşitli ülkelerine söyleseniz hani sol kolunuzu öğreniniz öyle büyüme diyecekler büyüme olur. Hani böyle Japonya'ya işte Almanya'ya falan deseniz %3,5. Tamam ama yani hani kişi başına geliriniz böyle işte 40 bin dolar 50 bin dolarsa o zaman derdiniz zaten şimdi o 3 büyümedik değil. Tamam. Bizim gibi fakirci bir ülkeyseniz hani çok fakir bir ekonomi değiliz ama gidecek de değil bir yolumuz olduğumuz o kaç kere size yürüyoruz. Hem daha fakirci olan ekonomilerin belirlerini unutmaları için daha hızlı büyümeyi gerektiğinden zaten hem temel iktisat öğretisi bize ya sen fakirciysen hızlı büyüyebilmek için yapabileceğin bir sürü kolay şey var. Sen zaten hızlı büyüyor olmalısın dediğinden biz hızlı büyümeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu %3,5 bizim için ya bu bizi kurtarmaz büyümesi. Ne oluyor sonra? Vallahi sonra şu oluyor. Biz kendimize bakıyoruz. %3,5 büyümüşüz. Bir de hani dediğim bizim muadilimiz olan ülkeler değilmiş. Yani dünyanın işte Hindistanları, Şiileri, Peruları, Brezilyaları vesaire olan ülkelerden bahsediyorum. Hani onlar da bizden az daha hallice ama hani hakikaten az daha hallice bir 10 yıl yaşamışlar. Sonra ne olmuş? 2002-2006'da biz hakikaten böyle bir zincirimizden boşanmışız. Tamam. Ha, şimdi buna baktığımız zaman gerçekten hani bir şey olmuş bu. Fakat mesela bunu ben bu açıklıkta fark etmiyoruz bu grafikleri çizip bakana kadar. Bir bizim olmamış. Herkesi birden olmuş. Şimdi ya o arada ne oldu da herkes birden adam oldu sorusunun cevabı bu konuşmanın içinde olan bir şey değil. Fakat üzerine çok düşünmeye değer bir şey. Onun içinde çok fazla ekonomi politik sorusu var. Çok fazla dünya iktisadi konjonktürle ilişkin şey var. O tarafa gitmeyeceğiz. Şuna bakacağız yalnız. Tamam bak bu 2002-2006 dönemi. Sonra İçin popüler burada. Bizim muadilimiz olan ülkeler diye düşündüğümüz ülkeler 2000'lerden sonra adam olup hızlı hızlı büyümeye başlamışlar. Bizim arada bir gül gülü büyüdüğümüz dönem var. Ondan sonra ha bildiğimiz ülkeyi görmüştük yani. Bana AKP döneminde Türkiye ekonomisi diye bir ekonomik dönem yok dedirten şey temelde şundan kaynaklanıyor. Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz.
Ya biz hani... Yani bugün biliyorsunuz. Ben bir ülkem işte 12 yıl öncesine dönmek istiyorsun derken şey, işte 90'lara dönmek istiyorsun deniyor. Tamam. Hocam dönmüşüz işte. Yani 90'lardan hiçbir farkı olmayan bir büyüme dönemindeyiz şu anda. Bu 2013'ün yıllık büyüme rakamları henüz elinizde olmadığı için 2012 diyor ama geldiği zaman değişmeyecek. Peki, ne görüyoruz dolayısıyla? Bunları grafiklerini gösterdiğimizden rakamlar, bu da öyle. Ama buradaki esas hatırlamak gereken şey şu, en sona çıkacak olan şu. Diyor ki bize, ya biz, ben bunu hatırlıyorum, yani bu benim hani gurur duyarak hatırladığım için, 2007-2008 falan gibi ben mırıl mırıl şey diyordum. Ya, yani şu zamanlar bizim, 2001'den sonra biz yeni bir ekonomi mi olduk? Artık başka bir şekilde mi işliyoruz? Yoksa böyle garip bir altın çağ yaşadık ama o istisnai bir dönemdi. Memleket hangi memleket? Bunun hangisinin olduğuna karar vereceğimiz zaman. Ama o karar verme yükleşti. Çünkü aralanmak diye kriz oldu. Kriz olduğu zaman neler Türkiye yüzünden oluyor? Bize has şeyler, bizim kendi dinamiklerimiz de ortaya çıkıyor. Neler bütün dünyada bir şeyler olduğu için bize de oluyor, onu anlamak çok zor. Ama şimdi dönüp bakıp anlayabiliyoruz ama. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Bizim bu 2002'den 2006'ya kadar olan çok kuvvetli, ben bunu hani benim üzerine ilgili olarak laf edebileceğim kısmı iktisat tarafı. Fakat bunu hani buradaki bilim akademisinin her bir üyesi kendi alanlarındaki birçok şey için, işte ne bileyim ben, hukukun üstünlüğü içinde söyleyebilirsiniz, işte kişisel özgürlükler içinde söyleyebilirsiniz, siyasi örgütlenme içinde söyleyebilirsiniz, basın özgürlüğü içinde söyleyebilirsiniz. Memleketle iyi giden bir şeyler var 2002-2001'den sonra. Bunlar ve tabii hani iktisadi faaliyet kendi başına ayrı bir dünyada olmuyor zaten. Bunlar hep beraber oluyorlar. Ondan sonra cozutuyor. O cozuturken iktisadi tarafından cozutmasını şaşırtmamalı. İşte, aha! Peki, şimdi o zaman şuradan başlayalım. Ben sabah nasıl kalkma bağlı olarak buna bazen 2001'den 2006'ya diyorum, bazen 2002'den 2006'ya diyorum, bazen 2007'ye diyorum ama aşağı yukarı aynı zamandan bahsediyorum. Elimizde bir GMP programı var. Tamam. Şimdi bu programın özelliği bizim yanılmıyor isem 19. GMP programımız bu. Tamam. Yani bayağı biz kaçarlısıyız GMP ile iş yapmamız. Ve abi, onlar önceki 18'in ortak özellikle her birinin elimizde patlamış olması. Ve fakat buna baktığımız zaman şöyle güzel bir şey çıkıyor ortaya. Hani geçmiş performans geleceğin illa göstergesi olmayabilir, hakikaten olmuyor bunda. Bu 19.sü işe yarar bir şey. Şimdi eskilerine baktığımız zaman fakat, özellikle şimdiki aklımıza baktığımız zaman şey görüyorsunuz, bu işe yarasaymış, şaşarmışız olduğunu görüyorsunuz. Halbuki sonuncusu o zaman bile, ya bu hakikaten dendiği şekilde yapılırsa işe yarar denecek bir programdı. Önemli özelliklerinden bir tanesi, şimdi bir, yani hani herhangi bir türlü iktisadi programda bu önemli bir şey. Elimizde program şöyle bir şey diyorsa, burada bunları yapacağız, böyle böyle olur. Niye bunu şunları yapacağız, olacak ya da bunları yapıyorsan, onu boyuyorsun zaten. Hani sen ta baştan dediğini yapsan, leş gibi bir şey çıkacak ortaya. Tamam? Bu ilmete programında onu söyleyemiyorduk. Hani böyle ama bu da iyi, bu da hem toplu, bu da iyi olmuş bir şey. Hani burada temel vermiş bir selam vermek gerekiyor. Çok önemli bir kısmı bunun, bu program yapıldığında Türkiye bürokrasisinde hakikaten IMF'den uzman gelmiş ne diyorlar bakalım bunun ötesinde oturup bir konuşalım bakalım. Türkiye ekonomisiyle ilgili iş konuşuyorsak onu konuşacak iki insan biziz diyecek beşeri sermayeye sahip insanlar vardı. Özellikle merkez bankasında ama hazinede de az bir miktar maliyede de. Hakikaten iktisat bilen onun için de yani hani böyle işte IMF heyeti tırınla tologoya gittiği zaman ben de bilmiyorum ki sen bana söyleyeceksin, ben yapacağım. Tamam şimdi bir takım ülkelerde böyle. Türkiye'de çok uzun zaman böyleymiş gibi iş yaptı. Halbuki bu program gerçekten bizim bürokrasimizin dur paşam, o senin dediğin gibi yaparsa daha böyle böyle olur, bu böyle patlar. Şunu şöyle yapalım, o zaman olsun dediği bir programdı. Çok önemli bir kısmı, bu söyleyeceğimize has değildir. Dünyanın başka bize benzer bir netliklerinde de var. Bürokratlar birçok zaman yapılması gereken iyi iktisat politikasının ne olduğunu biliyorlar. Siyasi nedenlerle bunun yapılmayacağını da biliyorlar. Onun için de böyle IMF programı falan gibi şey çıktığı zaman hani böyle bir gözleri parlayıp paşam şuna da koysak o programa. Bunu da oraya bir sokuşturum versek de bu adamlar programı yapacağız diye onu da yapsaları yapıyorlar. Ama işte bizim programımız bundan çok fazla var. Bu yerli bir program dediğim şey bu. Yani bu programın birkaç tane böyle büyük dizayn hattı var. İşte serbest döviz kurumu olsun. Merkez Bankası enflasyon ötemesi yapsın tür. Tamam mı? Şimdi bunlar epey bir kısmı bunların Stan Fisher'ın dehasından gelen ve IMF'den bize doğru gelen.
Hatta bizim o zamanlarda, ya bizim memleket o tutmaz hocam, bir Amerika'da belki olur ama Türkiye'de her dediğin şeyler. Tamam. Fakat onu kabul ettikten sonra, peki madem böyle yapacağız, bu işi Türkiye'de nasıl yapacağız? Tamam, o tarafı kendi tarafı işte. Hani işte adam Washington'dan gelip Türkiye'de sonra satarsın, mutlarsın öyle falan filan değil. Bizimkiler böyle 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 olur. Bak, sen şu toplamı istiyorsan, o toplamı tutturmanın yolu Türkiye'de bunu şöyle yapmak, diyorlar. Tamam. Onu bilen insan yaptığı zaman oluyor tabii. Şimdi bu güzel. Dolayısıyla o program, aklı başında bir IMF programı. Başka? IMF programı dediğiniz zımırtı. Ben bu makale yazana kadar hiç bakmamış aslında yani. Hani böyle işte anlaşma yüz alanı falan dendiği zaman yüz alanı cemidir diye doğrusu. Hakikaten böyle bir şey istedim. Yıl yıl. Diyor ki, şu tarihe kadar şu kanunu geçireceğiz. Tamam. Ne o kanun? Mesela kamu ihale kanunu. Kamu ihale kanunu çok önemli bir kanun. Niye? Çünkü hani işte devlet iş yapacak. Yani sıkıntı hareketi yaşıyorsunuz, devlet iş yapacağından leş gibi bir iş yapacak. Tamam mı? Ya bu işi çok leş gibi yapamazsın. Tamam mı? Nasıl olacak o? Valla eğer sen bir şey alacaksan bunu ihaleyle almak zorunda ol. Kendi izni bağla. O ihalenin nasıl yapacağını da doğru gibi bir şarta bağlayalım. Onun için de sen yani gidip işte ben ne bileyim ben işte Türkiye'deki kışlalara kışlık fasulye alacağım dediğin zaman ya bunu böyle eşit olsa ihale veriyor olarak değil, hakikaten ihaleye çıkıp doğru düzgün bir kuralla ihale yapıyorlar ya. Tamam mı? İşte o çok önemli bir kanun. O kanunun şu anda tamamen ırzına geçirmiş durumda. Çünkü işe yaradığı için sevilmeyen bir kanun. Onun için mütemadiye, şimdi şu kenarını eleyelim, yani şu bir işte, o istisnası olsun, kalıp yaran yapanla tabi olmasın. Açık bakarsanız eğer böyle hani, zaten her şey istisna artık. İstisna olan ihaleye kanuna tabi olan şeylerin kalmış olması. Tamam. Başka bir tür şeyler var. Peki işte mesela şu tarihe kadar Merkez Bankası kanunu çıkartacağım. Bu tarihte Merkez Bankası enflasyon ekonomisi yapmaya başlayacak. Şu tarihte emeklilik sistemi madem edeceğim. Buna Türkiye için çok önemli sorunlar. Tamam mı? Yani mesela biz buna da tekrar geleceğim. Mevcut tuzlu olmasına rağmen emeklilik sistemi dili gibi açık veren istisnai bir ülkeyiz. Tamam mı? Hani bunları başarmak kolay şeyler değil. Tamam mı? Ama hani öyle olmasa daha iyi olmaz mı dediğiniz zaman hani nasıl olmayacağı da bilmiyor. Tamam mesela bu AKP'nin çok haklı olarak çıldırdığı şeylerden bir tanesidir. Çok iyi hazırlanmış, çok iyi düşünülmüş. Hani siyasi olarak gerekli değil fakat iktisadi olarak, aktüaryen olarak gerçekten şeyi düşünmüş oldu. Türkiye'deki nüfus artış hızı, yemek gücüne katılım hızı, nüfus artış hızının değişim hızı vesaire vesaire hayat beklentisinin değişim hızına baktığımız zaman değişik yaşlarda, değişik yıllarda emekli gücüne giren insanlar hangi yaşta emekli olmalılar ki bu sistem kendini devam ettirebilsin? Bu süre doğru bir cevap veriyorsunuz, kanunu çıkartıyorsunuz. ABD'de Sezar bunun metodu. Tamam. Yani hani o hakikaten iyi bir kanundu. Şimdi altında çalış yaptığımız kanunda onun kadar iyi bir kanun değil. Öte yandan anlamak gereken şey şu. Bu program dediğimiz zımırtı bir liste. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir kısmı işte şu kanunu çıkartacağım, bunu özelleştireceğim. Belkini şöyle yapacağım, işte bu kadar personelle şunu yapacağım. İşte ne bileyim ben personel servislerini kaldıracağım vesaire. Hakikaten böyle şeyler şimdi. Başka şeyleri performans kriteri. Şu tarihe kadar bütçe açımı buraya getireceğim. Bu tarihe kadar işte Merkez Bankası bilançosunda şunu sağlamış olacağım. Tamam mı? Bunlara açıp bakarsanız yani yıldır. 2001'de, 2002'de, 2003'te böyle hani bu gibi listeler var. Hakikaten o yapmışız biz onları. Niye işe yarıyor? Çünkü benim anladığım gibi bakın herkes anlayabiliyor. Onun için de şunu görüyoruz. Bak burada doğru bir program var. Bu uygulanacaksa eğer işe yarayacak. Tamam. Ne diyor program? Şu tarihte şu kanun çıkacak. Bakıyorsun tarih gelmeye başlıyor. Daha kanun teklifi hazırlanmamış. Dönüp bakarsanız hakikaten görürsünüz o dönemin gazetelerinde. Hazır hazır faiz yükselmeye başlıyor. Döviz yükselmeye başlıyor. Niye? Abi söz var. Ne yapılması gerektiği belli. Yapılmadığı da belli. Ama hemen sopa kalkmaya başlıyor orada. Yani insanların iktisadi dünyada fikirlerini göstermelerinin yolu piyasalarda yaptıkları davranış. Tamam mı? Şimdi bak Türkiye'de işin kimisi çıkıyor diyorsan ben Türk lirası tutmayayım. Türk lirası tutmayayım dediğim zaman, ben dediğim zaman, siz dediğiniz zaman döviz yükselmeye başlıyor. Tamam? Onun için de burada hemen böyle bir geri bildirim mekanizması var. İyi işe yarayan bir program bu. O programın 2007'deki, 2008'deki bittiği tarih 2008'dir. Son 2 yılındaki şeylerine bakarsanız aşağıya göre bakıyorlar, bazı şey diyeceğiz, terbiye olacağız, sonra projeler yazıyor. Tamam yani hani 2006'da bitiyor program aslında. Güzel. Liste 2006'da bitiyor. Programın kendisi de 2008'de bitiyor. Siz arzu ederseniz hani bu kırılma tarihini 2008'e koyabilirsiniz. Ben içeriye baktığım zaman 2006'da görüyorum onu. Onun için de biz 2007'den başlayarak benim gördüğüm tarafta bir maliye politikası boşluğu var.
Şimdi iktisat politikası dediğimiz şeyin iki ayağı var. Bir tanesi para politikası, Merkez Bankası'nın yaptığı işler. Bir tanesi maliye politikası. Hükümetin yaptığı işler dediğim şey bu aslında benim. Vergi alan harcama yapmak işte. Para politikası tarafında bir boşluk o sırada ortaya çıkmıyor. Çünkü Merkez Bankası kanunu, IMF programı gibi derli toplu bir kanun diyor ki Merkez Bankası şu işi yapacak kadar. E tamam. Merkez Bankası o işi yapacaksa Merkez Bankası'nın ne yapacağını, ondan nereye çeneceğini biliyorum. Orada bir boşluk yok. Fakat maliye politikasının eline bağlayan programdı. O yok artık ortalıkta. Ne yapacak bu maliye politikası? Gene, şimdi şu anda bunun yerine gördüğünüz şeyler orta vadeli programlar. Orta vadeli program, hükümetin işte önümüzdeki orta vadede şunları şunları yapacağız biz diyecek. Tamam? Çok öğretici bir egzersiz. İNF programını bir tarafa koyup, orta vadeli programı yanına koyup, bunlar birbirine benziyorlar diye bakmak. Bir tanesi, şunu yapacağım, bu tarihte bu olacak, bu tarihe bunu yapmış olacağım, bu tarihe bunu becereceğim. Yapmasam adam değilim abi, dem kanun bir şey. Tamam? Öbürü, sürdürülebilir bir sağlanacaktır diyor mesela. Beni çok sevdiğim bu. Tamam? Çok güzel ya. Tamam, gel hem oraya, hayat bayram olacaktır yazabilirsin. Olur. Tamam, yani o yüzden buna, bu, şimdi bir tanesi sana bir söz veriyor, tamam mı? Böyle bir hedef koydum, ben hedefi tutturacağım diyor. Ben de diyorum ki tamam hocam, onu diyorsan ben onu yapıp yapmadığını göreceğim. Bana söylediğin şeyler, şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım, bunları yaptığım için şu sonuç ortaya çıkacak. Ben de diyorum ki evet, gerçekten bunları yaparsak o sonuç ortaya çıkar. İyi, tamam. Orta vadeli programda şunu yapacağımlar yok, sadece bilmem ne olacak diyor. Anladın mı? Ne yapacağım, ne olacak o? Sen onu küçük kafanı oluyor mu diyorlar sana. İşte o işe yaramıyor, tamam. Şimdi ne oldu o zaman? O dönemde ortaya, bir kısmını belki hatırlarsınız, bir mali kural tartışması çıktı. Mali kural bayağı Merkez Bankası'nın bir entegrasyon hükümeti vazifesi verdiğimiz gibi Maliye Bakanlığı'nın da elini bağlayacak bir kural ortaya çıkartabiliriz. Ana fikri şu, işler iyi giderken tasarruf et, harcamanı arttırma, kötüye giderken harca. Tamam. Bu iyi bir mali kural. Bu Ali Babacan'ın düşüncesiyle. Ne oldu sonra? Kendisinden bir daha haber alınmadı. Yani şimdi dönüp baktığımız zaman bu başbakanın kendi kabinesinden birisine vurduğu tekmeyle girmesinin erken örneklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Tamam. Çünkü hani o dönemde Ali Babacan iktisat politikasını ben yürütüyorum. Doğru bir şekilde, hakikaten de doğru bir iş yapılıyordu o sırada. Doğru bir şekilde yürütüyorum. Bunun bu şekilde devam etmesi yolu mali kuralı tesis etmektir, değil. Hakikaten ben yürüttüğüm için hani icazetsiz mali kuraldan bahsedebilirim diye çıktı ortaya. Ortaya çıktı ki sonra böyle değilmiş meğerse. Peki, şimdi büyük mesele şu, yani tabii bunları şu anda bile yazınca, bunun iki ay öncesini şu anda seçti, şu anda bile zaten memleketten olduğu için, yani benim haberim yok, siz biliyorsunuz, eyvallah. Ama yani hani aradan geçti 6 sene. 6 senedir benim anladığım bir Türkiye'de maliye politikası şu anlayış çerçevesinde iş yapıyor diyebileceğim bir şey yok ortada. Yani bunun tabii bir ihtimal benim anlayış kırdığım, fakat başka insanlar da bunu duymak içimi rahatlatıyor yani. Mesele ne burada? Maliye politikasının ne iş yapacağını anlamıyorsanız eğer, siz kendiniz ne iş yapmanız gerektiğini düşünmekte çok zorlanıyorsunuz. Ama maliye politikasının kendisi bir belirsizlik kaynağı oluyor. Peki. Şimdi böyle bir IMF programı. Ne diyor bu program? Azıcık geleceğim burası. Tamam. IMF programı hocam diyor ki, memleketimizde aslında bir tane büyük sorun var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesi o kadar rezil bir halde ki sen ne yapayım da yapayım bir şekilde bugün de borcumu ödeyeyim de uğraşıyorsun. Başka da hiçbir şeyle uğraşamıyorsun. Fakat o kadar büyük borcun düzenli olarak ödenebilmesi mümkün değil. Onun için de sistematik olarak Türkiye'de maliye bütçesi patlıyor. O patladığı zaman her şey birden patlıyor. 90'lar bu. Mesela bunun güzel ölçüleri var. Kamu sektörü borçlanma gereği denen bir rakam. Şu sorunun cevabı. Bütün vergisini toplamış bir devlet. Kamu sektörü. Yani bu sadece merkezi bütçe değil. Belediyeler, bilmemler falan. Bizim kamu diye gördüğümüz tüzel kişiliklerin hepsi birden. Ödemelerini yapabilmek, defterlerini kapatabilmek için topladıkları verginin üstüne milli gelir, ülkenin toplam üretiminin ne kadarını borç almak zorundalar. Türkiye'de bu rakam %16'ya çıkıyor. Şimdi buna baktığınız zaman zaten başka fazla bir şekilde ihtiyacı duymuyorsunuz ülkeyle ilgili.
Yani hani patlamış. Ne oluyor o zaman? İş öyle gidiyor. Devlet diyor ki, aga ben borç alacağım. Ne faiz ne olursa olsun borç alacağım. Bununla ilgisi anlatacak çok önemli hikayelerim var. Tamam. Hani bir şekilde borç almak zorundayız. Tamam. Banka sistemi ne yapıyor o zaman? Banka sistemi diyor ki ben mevduat toplayacağım, başka yerden işte kredi alacağım, borç alacağım. Sonra devlete vereceğim onu. Niye? Devletin verdiği faizi verebilecek başka kimse yok ki orada. Peki devlet nasıl verebiliyor? Vallahi o da verebiliyor aslında. Onun için patlıyor ki buyurun. Tamam mı? Dolayısıyla bu şey de şaşırtıcı değil bizim için. Devlet batık. Devlet batmasıyla beraber bankalar da geliyor. Bankalar zaten batık. Ama onların batık olduğunu kabul etmek, o borçlanma aracını kapatmak anlamına geleceği için batmamışlar gibi idare ediyoruz gibi yapmaya çalışıyoruz. Mesela bunların önemlilerinden bir tanesi. Kamu bankalarıdır. Kamu bankaları kuruldukları zaman bir amaçla kuruluyorlar. Ziraat Bankası'nın Ziraat Bankası olmasının nedeni var. Evet. Çiftçiye, köylüye ucuz faizli kredi vereceğiz. Eyvallah. Yalnız şöyle bir sıkıntı çıkıyor tabii orada. Düşük faizli kredi veriyorsan eğer, sen de herkesle aynı faizle, aynı maliyetle fon topladığın için zarar edeceksin o işten. Ha. Bu müesseselerin bilançolarında bir bilanço kalemi var. Görev zararı. Yani anlayış, bunu erken cumhuriyet dönemini düşünüyorsunuz şimdi. Anlayış şu, sen oradan mevduat toplayacaksın, işte kredi alacaksın, ne yapacaksan yapacaksın, bir şekilde likidite elde edeceksin. Bunu çiftçiye köylüye düşük faizle vereceksin, zarar edeceksin onu yapmaktan. Yıl sonunda o zararını hazine kapatacak. Bir noktada Necip Türk siyasileri, bir dakika ya, elinde sevil gibi kaynak olan ve vazifesi zarar etmek olan müesseseler var burada. Fark ettikleri noktada, hani sizin benim aklınız ermeyebilir ama onların şahane zarar ettirme yöntemleri ortaya çıkıyor. Şimdi biz 90'ların sonunda bu kamu bankalarının külliyen batık olduğunu biliyorduk. Tam ne kadar batık olduklarını bilmiyorduk. Yani batıklarını biliyorduk ama neye bağlamışlar o fatura neşbire? Diğer bazı bankalarımız için de öyle. Ama böyle işleyen bir sistemde bankacılık sektörünün sağlıklı olamayacağını anlamamız istiyor. Devlet kendisi batıyorsa eğer, orada devletle beraber batmayacak bir şey düşünemiyoruz. Hele bankacılığı hiç düşünemiyoruz. Onun için de karşımıza düşüyor. Başak, eğer biz bu devlet ülkesini adam etmez isek, başka bir şeyi adam edemeyiz. Bir şekilde her şey sürükleyecek kendisiyle beraber. Dolayısıyla bunlara ben sadece ayakta ediyorum ama bunların arasında bir önem sırası var. Maliye bütçesi adam olmazsa başka ne yaparsan yap, beş para yetmez. 2001 senesinde Türkiye'deki maliye bütçesinin adam olma ihtimalini ben sıfır diye düşünüyorum. Utanırdım yani. Şimdi, bankacılık tarafı mütemadiyen hazineyi fonlamak. Merkez Bankası tarafı, o dönemde Merkez Bankası efektif olarak hazinenin bir dairesi. Merkez Bankası para basabiliyor biliyorsunuz. Siz de böyle hani işte TC var düşünüyorsunuz. Ulan bak borç alabilirim, vergi toplayabilirim. Vergi toplayınca insanlar söyleniyor. Zaten de toplamayı beceremiyorum. Borç alsam sonra ödeyemeyebiliyorum. Bir de orada matbaa var, oradan cercer para basabiliyorum. Tamam işte hani para politikası da o zaman para politikası dediğin şey sadece genel ödeye döndürmek üzerine gidebilen bir şey. Tamam. İşlerin şu sırada yapılmasına mecbur olduğunu görmek lazım. Bütçeyi adam edeceğiz. Bütçe adam olmazsa, daha önemlisi insanlar bütçenin adam olacağına inanmazlarsa başka işe yarar hiçbir şey yapamazsın. Tamam. Bir. İki. Bankacılık sektörünü adam edeceksin. Çünkü o ölmüş bankaların da para politikasını ne yaparsan hep işe yaramaz. Para politikası dediğimiz kuş, bankacılık sektörü üzerinden uçan bir kuş. Para politikası, reel ekonomiye, mali sektör üzerinden iletilir. Mali sektörümüz ölmüşse eğer, dünyanın en iyi merkez bankacılığını yapın. Beş para etmeyin. O bankacılık sektörü adam olmak zorunda. Önce o olacak ki para politikasından bahsedebileyim. En sonunda para politikası olur. Tamam? Baktığınız zaman bu sayede olduğunu görüyorsunuz işte. Biz 2001'de bu bankalara bakıp dedik ki bunlar batıklar. Batık olduklarını kabul edeceğiz. Tam ne kadar battıklarına doğruduğunu anlayacağız. Ondan sonra da bunları tekrar sermayelendireceğiz. Tekrar sermayelendirmek demek bu ölmüş olan bankaların zararlarını karşılayacağız. Kim karşıladı? Ana cümle. O bizim cümlemizden çıkıyor. Milli gelirinin %20'sini hediye ettik bankalara. Sonra, ondan sonra ta 2006'da aslında Merkez Bankası'nın gerçekten tamamen bağımsız enflasyon hedefleri olması. Merkez Bankası kanunuyla bağımsız oluyor, enflasyon hedeflemeye hemen başlamıyor. Niye başlamıyor? Karşılığı 40 tane IMF koşulu var. O koşulların içinde bir yandan da enflasyon hedefleyemiyorsun. 2006'da o koşullar yeterli bitmiş oluyor. Onun için de ben artık
çok... bağımsız olarak enflasyon hedefleyeceğim diyebilecek hale geliyor. Tamam, şimdi bunu şöyle görmeniz istiyorum. Bu çok önemli bir ekonomik politik hususun ki ben uzman değilim. Onun için sadece söylüyorum ama detaylandırmıyorum. Burada olan iş sadece bir takım doğru şeyler yapıldı değil. Türkiye'deki iktisat politikası yapımının kurumsal yapısı olduğu gibi değişti. BDDK'nın yaptığı iş, Merkez Bankası'nın yaptığı iş, bunların kanunlarıyla vesaireyle beraber bambaşka bir ekonomik kurumsal yapı içinde Türkiye ekonomisi işlemeye başladı. Şimdi burada şöyle şahane bir soru var. Bu niye 2001'de, niye Türkiye'de olabildi? Ondan önce geçirdiğimiz 50 tane krizin kendisine neden olmadı da bunda oldu. Türkiye'de niye oldu da mesela Japonya'da bankaları hala batık. Zombi banka lafı oradan çıkmıştı. Ölmüş ama öldüğünün farkında olmayan yazan bankaları. Japonya'da hala olmadı. İtalya'da bizimki gibi bir şey hala olmadı. Niye Türkiye'de olabildi de başka yerlerde olamadı? Niye o zaman, niye burada, niye bu şekilde? Bu çok üzerine düşünmeye değer bir şey. Ben de iyi değilim düşünüyorum ama soruyu atıyorum oraya. Şimdi bakın bunun işe yaradığını görmeli. Çok güzel bir yolu. Teğet geçtiği düşünen ama belki de öyle olmamış olabilen ve belki de biraz sonra göreceğiniz kriz sırasında memleketimizde olan ama daha önemlisi olmayan şeyleri düşünmek. Şimdi şunu düşünün. Yani yaşınız yetiyorsa 2002 senesinde size diyorlar ki paşam 7 sene sonra, 6 sene sonra bir dünyada finansal kriz olacak. Amerika'da patır patır bankalar batacaklar. İngiltere'de millet bankadan parasını çekmek için bankanın önüne kuyruk olacak. Hollanda'da, Belçika'da filan Türkiye'de ne olur? Ya, o sorunun şaşmaz ya, ooo biz oralama kalmışız olmayız zaten. Hepsinden evvel. Tamam ya, yani dünyanın geri kalanı iyi dilerken hiç kendi kendimizi batırmaya beceriyoruz. Onlar giderken regete gideriz. Tamam? Ama öyle olmadı. Şimdi bakın buradaki büyük şey, yani hakikaten beni çok etkileyen şey şudur. Türkiye'de bir bayram tatilinde, bir haftalık bir tatilin ortasında Fortress ve Dexia battılar. Dolayısıyla da artık bayram haftası ortasında kartenizi aldığınız zaman böyle nal gibi tepesinde Fortress battı, Dexia battı yazıyor. Tamam? Dexia Türkiye'de banka sahibi, adı Dexia değil. Fortress de Türkiye'de banka sahibi, adı Fortress. Tamam, şimdi sen kartına çocuğunu görüyorsun, Fortress battı. Ben de diyorum, pazartesi günü. Millet Fortress'in kapısının önünde sıra olacak. Ama bu olmadı. Şimdi onun olmamış olması çok önemli bir şey. Banka regülasyonu dediğin şey tamamen bunun için yapılıyor. İnsanlar eğer bu Fortress batacak abi, ben de hani aslında batması için neden yok ama başkaları batacağını düşündüklerinden zaten gider dedikleri zaman o banka gidiyor. Tamam, böyle hani en temel istat teorisi. Ve mütemadiyen gördüğümüz bir şey. Bunda, bunu düşünmek için özellikle neden de var. Hani, şunu ben biliyorum. Ya Türkiye'deki Fortress, Avrupa'daki, Batı Avrupa'daki Merkez Fortress'e tam aynı şey değil, onun ayrı bir sermayesi var, bunlar falan filan ama ben böyle şey düşünüyorum yani. Lan bu batmış öbürüne bir şekilde götürecektir belki işinden. Ne oldu? İnsanlar bu bankada hücum etmediler. O, Türkiye'deki banka regülasyonuna çok büyük bir güven göstergesi. BDDK için doğrusunu yapıyor, TNSF için doğrusunu yapıyor. Onun için de ben aman ne olur ne olmaz diye gidip bankadan para çekmek zorunda değilim diye düşünebilirseniz eğer hakikaten akışa geliyorsunuz. Tamam. Başka ne oldu sonra? Yani şunu hakikaten anlayın. Dünyanın başka hiçbir hiçbir şey olmazken kendi bankacılık sektörünü rezil gibi batırmış bir memleketin insanları bundan 6 sene sonra bütün dünya bankaları patır patır batıyorlar ama bizimkine bir şey olmuyor diyebilirler. Yani gerçekten Tetik Bey, BDDK'nın başkanı, o sırada şey diyordu. Doğru düzgün bankacılık sektörü olan iki tane medeni ülke var ki bu krizde hiçbir bankası batmadı. Bir tanesi Kanada, bir tanesi Türkiye. Bu doğru. Tamam. Şimdi bunu o dönemin kurumsal reformuna borçluyuz. BDDK bence çok fazla sıkı bir regülasyon uyguluyordu. Hani sütten ağzı yanmış olduğu için yolda yükler ekliyordu. Fakat bu durumda işe yaradı o. Tamam. Başka ne oldu? Başka normalde mesela biz şöyle şeyle alışırız. Böyle işte ben 20. yüzyılın sonlarında ikisi okurken böyle kitapta bir şey okuduk. Ekonomi şöyle işler falan diye ama hani yanında da müşteri yaşıyorum işte. Öyleymiş gibi değil pek. Bu sefer öyle oldu gerçekten. Nedir? Yani diyor ki bize, işler ülkeye gittiği zaman talep düşer, talep düşünce üretim azalır, işsizlik artar. Eyvallah, tamam onların hepsini biliyoruz biz. Enflasyon da düşer. O başka yerde olur abi. Tamam. Bizde ne olur? Bizde işler kötü ekran enflasyon tohum dediler. Ne olur?
hakikaten enflasyon düşük ve çok sağlam düşük. Şimdi bunu da gerek. Merkez Bankası bu krizin başlarında enflasyon henüz bizim enflasyon hedefimizin üzerindeyken, emtia fiyatları dünyada tavanı vermekteyken çıktı dedi ki ben faiz indirmeye başlıyorum. Çünkü iç talep çok düşecek, dış talep de çok düşecek. Dolayısıyla buradaki büyük risk enflasyon çok yüksek olması değil, çok düşük olması. İnsanlar buna yüklüler deyip terbiyeli olsun. Bunların içinde ben de var. Çok açıkça söylüyorum. Yani tamamen ilgisiz kafayı geliyor. Tamamen haklı çıktılar. Sadece enflasyon düşük çıkmadı. Tam da onların anlattığı mekanizma ile düşük. İşini doğru düzgün yapan Merkez Bankası. Ne yapmak istiyorsun böyle bir dönemde? Valla para politikasını gevşetmek, faizleri düşürmek, ekonomiyi körüklemek istiyorsun. Niye? Talep öyle düşük. Körüklemek istiyorsun. Başka? Maliye politikasını yapmak istiyorsun. Diyorsun ki yani işte hani sen almıyorsun, sen yatırım yapmıyorsun, yurt dışından senin malını istemiyorlar, her taraf zıtlamış. Tamam, o zaman devlet harcaması işte bu. Ben alacağım. Kimse almıyorsa ben talep ediyorum. Şimdi bunu Türkiye'de biz yapamıyoruz. Niye? Baba zaten batmışsın. Hani borcunu ödeyemiyorsun. Daha ne talebimi arttıracağım, harcama yapacağım filan diyorsun. Ama buraya geldiğimizde ülkeyi adam etmiş olduğumuz için. Tamam. Hani o işte birinci ayak o yüzden. Doğru düzgün bir bütçemiz olduğu için, ülkede yer olduğu için. Ben harcama arttıracağım diye bildiğimiz için. Harcama yaptık harcama. Yaradı mı işe? Harcama yaradı. Tamam. Şimdi burada görmek gereken şey, bu hakikaten 2002-2006 döneminin çok önemli bir iktisadi ve iktisat politikası kazanımı. 2001 krizinden sonra, 2002'nin başında AKP'yi seçimle kazandığı gün birisine bunlar olacak, 6 sene sonra böyle olacak deseniz, hocam yani hani aklın başında hiç kimse inanmaz size. Tamam. İyi. Şimdi buradaki kesik çizgiye bakmayın. Düz çizgiye bakın. O çizgi Türkiye'ye iki milli gelir. Belki sadece yurtçı alsa. Burada şunları görüyoruz. Bu robotik onun şeysi var mı? Bak. Şunlar. Küçük ortaya yandı. Şu memleketimizin en büyük korkunç feci krizi olan 2001 krizi. Tamam. Şu da şöyle şurada görüyorsunuz. Seyahat etmiş olan 2009. Burada şunu görmek önemli oluyor. 2009'da biz bayağı sıkı bir sarsıldık. Tamam. Oradaki üretim düşüşü 2001'den aslında daha büyük. Ama biz büyük felaket olarak 2001'i hatırlıyoruz. Niye? Çünkü bu sefer bankalarımız batmadılar. İstedik sosyal ekmek zorunda kalmadı. O kadar uzun süren bir rezerv ortaya çıkmadı. Neden? Adam bir iktisat politikası yapabilir haldeydi. Özellikle de, bunun için kusura bakmayın, bu biraz karman çorman bir grafik. Bir doktor öğrencimle yazdığım, ilgilenen varsa, hani temel iktisat bilgisi okunabilir makaleden geliyor. İktisat İşletme Finans Dergisi'nin Haziran 2002 sayısında. O sayının bütünü Türkiye'de para politikası üzerine. Sizin bakmanızı istediğim şey şu en alttaki kalın siyah çizgi. O çizgi devletin faiz dışı harcamalarını gösteriyor. Şu yüzden önemli. Biz Türkiye'de bütçe genişlemeci mi, daraltmacı mı, hani işte sıkıyor mu, gevşetiyor mu, ne yapıyor? Hep bütçe açığından takip etmeye alışırız. 90'lar alışkanlığı. Halbuki artık öyle değil. Bütçe açığı düşük. Onun için de bakmak gereken şey, terminoloji budur. Faiz dışı harcama. Faiz harcamalarını katmazsak eğer, hakikaten bir şeyler almak, hizmet, mal almak için devlet ne harcıyor? Tamam. Bu da milli gelire, Beltan Türk şahısına oranla gösteriyor. Diyor ki bak böyle 2006-2007'ye geldiğimizde bu yaklaşık %17'sine düşmüştü milli gelire. Tamam. 2009'da kriz olunca bu işte iyi maliye politikası tepkisi. Hani kitaplarda böyle anlatıyorlar, böyle yapmak lazım diye. Ben de öyle düşünüyorum. Tamam. Talep çok düştüyse kamu talebini arttır. Ne yapacaksın? Ben alacağım diyeceksin. İşte demiş. %17'den %22'ye çıkmış. Tamam. Vap diye arttırmış harcamasını devlet. Nedir mesele bunlar? Valla 2009'da iyi etmiş mi? Şimdi spesifik olarak üzerine harcama yaptığı şeyleri beğenmediklerim var benim. Bundan daha yapılırız diye. Ama bana fikir doğru. Sonra ne olmuş yalnız? Şimdi şuna bakın istiyorum. 2009'da kriz geliyor. Gördüğünüz gibi söyleyeyim. Tehdit falan değil. Büyüm diye okuyor bizi. Ondan sonra fakat çok hızlı bir şekilde büyümeye başlıyoruz. Bu Türkiye ekonomisinin ne diyeyim, vakalarında bir tanesidir. Biz krize giren son hızlı büyüyor ekonomimiz. Niye olduğunu da düşünmek kıymetli bir şey. Fakat gürül gürül büyüyoruz burada. Tamam. Gürül gürül büyürken maliye politikası ha tamam artık bu büyümeyi dizginlemek lazım demiş mi? Yok. Tamam. Buradaki esas görmek gereken şey 2009'da kamu harcamaları artıyor. Bir daha hiçbir zaman düşmüyor. Ne oluyor o zaman? O zaman başınıza gelen 2009
düşünürken diyorsun ki burada yapmak gereken şey şu kadar yüksek kamu harcaması. 2010'da 2011'de %8 %10 büyüyor. Bunların birinde doğru olan maliye politikası öbüründe de doğru olacak mı? Hani yine büyük iktisatçılık gerektirmeye soru soruyorum. Yani, elbette bir tanesi bu kadar genişlemek istiyorsan öbürüne dağılma istiyorum. Ama biz körüklemeye devam ediyoruz. Şimdi bu geç dönem AKP iktisat politikasının önemli ne diyeyim parametre farikalarından bir tanesi. Ekonomide ne oluyor olursa olsun ben tabii ki öyle. Bunu başka çeşitli meselelerde göreceğiz biraz. Peki şimdi şunu düşünmek istiyoruz. Neydi derdiniz? Valla biz büyümek istiyoruz. Tamam mı? AKP özellikle bu ekonominin büyümesini istiyor. Çünkü benim anlayışım ve onların anlayışı, olduğunu zannettiğim anlayış, büyüme olduğu zaman hükümet rahat ediyor. Tamam mı? Peki nasıl büyüyeceğiz biz? Valla şimdi bunu iyi düşünmek için makro iktisadın en temel, en güzel, en soyut kavramlarına bir tanesi ihtiyacımız var. Potansiyel. İktisada giriş dersi aldıysanız onu duymuşsunuzdur. Çok kıymetli bir fikirdir bu. Niye? Çünkü potansiyel diyor ki, ya hani işler kötü, mesela işsizlik yüksek, işte gelir az filan, bunları söylemek için ya ne olacağını sorusuna cevap vermek lazım. Normali ne bu? Tamam. Potansiyel bu sorunun cevabı. Şimdi şunu anlamak önemli. Potansiyel, bu ekonomiyi kendi haline bırakırsan normalde ne üretiyor sorusunun cevabı. En çok ne üretir sorusunun cevabı değil. Tamam. Niye? Çünkü ben hani normalde günde 8 saat çalışıyorum. Hastam 10 saat çalışırım, 12 saat de çalışırım. Ama normal değil o. Yani bir noktada bu kadar çalışacaksam maaşım azar isterim derim, arıza çıkartırım, işi yaparım. Tamam mı? Niye? Çünkü şunu anlamak gerekiyor. Büyüme dediğimiz şey aslında iki farklı şey. Bir tanesi, ya bizim elimizde, bizim potansiyelimiz yüksek. Tamam, üretebiliriz zaten normalde ama üretmiyoruz. Tamam mı? Potansiyele doğru büyüme. Bir tanesi de, ya zaten üretebileceğimiz kadar üretiyoruz. Normalimizdeyiz biz. Fakat bu yetmiyor bize. Bunu arttırmak lazım. Potansiyelin büyümesi. Tamam mı? Bunların ikisi birbirine karışıyor konuşurken. Şimdi şunu düşünelim o zaman. Bu potansiyel neye bağlı? Neye bağlı olacak? Valla işte emekle üretiyorum, sermaye üretiyorum, beşeri sermaye üretiyorum, teknoloji üretiyorum. Hakikaten bu dört şey. Çünkü teknoloji dediğim şey ne olduğunu bilmediğim için anlamadığım her şey olunca sokuşturabiliyorum. Dolayısıyla fotoloji var, doğru oluyor. Tamam altta yazıyor. Nedir? Yani bilmeyen için tanımlar önemli burada. Emek. Emek dediğin şey aha iki kol iki bacak. Tamam? Kendi sayıyorsun emekte. Sermaye makine. Tamam? Sermaye nasıl artıyor? Yatırımla artıyor. Şunu anlayın. Borsadaki yatırım değil o. Borsadaki yatırım var olan sermayenin elde geçirmesi. Hakikaten iki tane böyle makinem vardı orada. Yanına üçüncüyü koydum. O yatırım sermaye sokumu aktaran yatırım. Tamam? Başka? Beşeri sermaye. O ne? Hocam bütün iki kol iki bacaklar aynı değil. Tamam? Bunu siz de fark etmişsiniz hayatınızda. Beceri diye de bir şey var. Bu kazanılabilen bir şey. Tamam? Hatta iktisat yönetimine bitirirse bunu iki şekilde kazanabiliyorsun. Okula giderek kazanabiliyorsun, çalışarak kazanabiliyorsun. Türkçemiz bu bakımdan çok ekil bir dildir. Değil mi? Mektepli olarak ya da alaylı olarak beceri sermaye elde edebiliyorsunuz. Bir de teknoloji var. Yani onda çok ne olduğunu anlamıyoruz ama hani aynı beşeri sermaye, aynı sermaye, aynı emek Türkiye'de bir yere geldiği zaman bir şekilde Almanya'da bir yere geldiğinde daha düşüyor diyor. O anlamadığımız kısmına teknoloji diyoruz. Şimdi o kesik bir çizgi, o potansiyelin bir ölçüsü. Potansiyel böyle lanet, soyut, ele gelmez bir şey olduğu için onun temiz bir ölçüsü yok. Ama bizim burada kullandığımızdan hani böyle iyice ümmi potansiyel ölçüsü. Fakat benim yaptığımdan daha çok güvendiğim insanların yaptığını kıyasladığım zaman aşağı yukarı aynı şey olduğunu görüyorum. Onun için %9'lar arasını gösterebiliyorum. Şunu diyebiliyorum. Bak hocam, 2001 krizinde biz potansiyelin altına düşmüşüz. Ondan sonra potansiyele doğru hızlı hızlı büyüdüğümüz bir dönem var. 2009'da yine potansiyelin altına düşmüşüz. Sonra yine potansiyele doğru hızlı hızlı büyüdüğümüz bir dönem var. Fakat bu potansiyelin kendi büyümesi o zaman pek fazla değişmiş gibi gözükmüyor. Tamam. Dolayısıyla bu diyor ki bize, bu hocam biz ne büyüdük, ne büyüdük dönemindeki büyümenin epey bir kısmı. 2010-2010 büyümesinin tamamen hepsi gerçekleşen üretimin potansiyele doğru gitmesi. O şu demek, sermaye zaten burada. Var o ama kullanmıyor. Emek zaten burada ama işsiz. Ya bu adam gidecek, bu makineyi çalıştıracak, ben daha şükredeceğim. Ya tamam, şimdi kolay bir iş değil o.
Ama o kadar fazla belli değil yani. Hani makine de okulu, adam da okulu, hepsi bir arada yere girecekler. Tamam mı? Potansiyele doğru büyüyorsun. Hızlı bir büyüme elde ediyorsun. Ama geldiğin yer zaten orada olman gereken yer. Tamam mı? Mesele ne? Bunu söylüyordum. Bir noktada potansiyeli giriyorsun. Şimdi iktisat politikası sorusu, temiz düşünce orada önemli oluyor. Niye? Çünkü biz bu %8, %10 büyümeyi seviyoruz. Biz gene öyle büyüyelim istiyoruz. Tamam mı? Ya bak, deli gibi işsizliğin varsa, deli gibi altın kırmaçtan varsa öyle büyümek bir dert yok. Tamam mı? İttiriyorsun oluyor. Beceremeyemek gene mümkün. Yapmayı tebrik etmek lazım. Ama hani yapılabilir bir şey. Ondan sonra potansiyeli geldiğinde ben gene %8 büyüyeceğim diyorsan şunu bir şey yapman gerekiyor. Hani var diyor, emek, sermaye, beşeri sermaye, teknoloji. Bunların hangileri %8 büyüyecek de sen %8 büyüyeceksin? Çünkü potansiyelin üstüne doğru böyle ebediyen gitmek yok. Normalin tanımı, eğer devamlı onun üstünde kalabiliyor olsaydın o normal olmazdı zaten. Tamam? Şimdi, işte burada Türkiye'deki iktisat politikası tartışmasının epey bir kısmının arızası ortaya çıkıyor. Biz mütemadiyen iktisat politikasını en çok Merkez Bankası üzerinden, ki bu çok açıkça Merkez Bankası'nın da kabahati. Merkez Bankası üstleniyor çünkü. Devamlı bir faiz merkez bankacılığı üzerinden konuşuyoruz. Ya bunun emek gücüyle bir bağ var mı? Sermaye ile, tamam, eyvallah. Ama beşeri sermaye gene işe alakası yok. Şimdi faizden bahsediyorsun, dövizden bahsediyorsun, borsadan bahsediyorsun. Tamam mı? Bunlar önemsiz şeyler değiller. Özellikle konjonktürel, yani potansiyelin etrafındaki dalgalanmadan bahsediyorsan önemli şeyler oluyorlar. Ama potansiyelin kendisinden, uzun dönemli büyümeden bahsediyorsan derdin bu değil. Onlar artık neden olmaktan çıkıyor, onlar sonuç oluyor. Sen başka bir şeyleri doğru düzgün yaptığın için borsada şöyle olacak, faizler böyle yapacak. Tamam. Fakat bu konuşmayı Türkiye'de hiç duymadığınızı size hatırlatmayacak. Size onunla ilgili şeyler göstereceğim şimdi. Normalden yüksek işsiz insanlar. Bunlar bir işleri bulsunlar. Hani şu anda mesela Türkiye'de işsizlik çok yüksek değil. Türkiye zaten normalde yüksek işsizliği olan. Dolayısıyla hani şimdi %10 civarında işsizliğimiz. %9'a düşse, tamam mı? Şaşırdık. %7'ye düşse, o yüzden ben şaşırdım. %7 işsizlik Türkiye'de normal işsizliği değil. Tamam mı? Bu iş piyasası yapısıyla, bu İş arayan insanların beşeri sermayesi, eğitim düzeyiyle Türkiye'de işsizliğin %7'ye düşmesini normalde beklememek lazım. Biz zaten normalimizin civarında bir yerdeyiz. Ama o zaman ne olur? Normalini bulmuş olan bir ekonomide. Tamam işte artık bu ekonominin olacağı bu dediğin yerde sen hala sanki potansiyelin çok altındaymışsın da talebi körükleyerek üretim arttırabilirmişsin gibi talebi körüklemeye başlıyorsun. Niye? Nereden biliyorum bunu? Valla şuradan biliyorum. Maliye politikasını gösterdim size. Harcamayı pat diye arttırıyorsun. Bir daha azaltmıyorsun. Tamam mı? O ne diyor? Alacağım, alacağım, alacağım. Sen ne al, sen ne alıyorsan. Tamam. Para politikası ne diyor? Para politikası düşük faiz, negatif reel faiz, harca, 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 harca diyor sana. Tamam mı? Onların ikisi de talebi körük demek. Abi, potansiyel bana diyor ki, sen o talebi gönlümsün değil, körük de. Bu ekonominin üretim potansiyeli, o talebi karşılamaz paşa. Ne olacak o zaman? Ben almak istiyorum. Bana zaten al deyip duruyorsun sen. Tamam? Ama ekonomiyi bende yarattığın talebi karşılayacak dönüşümü gerçekleştirmiyorsun. Onun için üretim çıkmıyor bundan. Ama ben almak istiyorum. Bir yerden gelecek o. Ona ithalat diyoruz biz. O ithalatın karşılığı olan devasa borçlanmaya cari açık diyoruz. Cari açığın tanımı bu. Tamam. Şimdi o zaman şunları hatırlamak lazım. Konjonktür politika. Yani düz maliye politikası. Harcama, vergi. Para politikası her zaman. Bunlar talebi kontrol eden şeyler. Halbuki biz üretim arzı arttırmak istiyoruz. Tamam. O çok meşakkatli, yavaş bir iş. Nasıl yapacağız o işi? Tamam, bunu hatırlayalım. O iş, kriz sonrasında işe yarayan bir şey. Yani zaten dertin talep çok düştü olduğu için maliye politikası ve para politikası ve iyi iktisat politikası yapabiliyorsun. İyi sonuçlarını da alıyorsun. Bunu da alkışlamak lazım. Eyvallah. Ama ondan sonra artık normale geldiğin zaman bir adım daha ileri gideceksen eğer, artık yeni bir şey yapman lazım. O eski politikalar işine yaramıyor. Tamam? Biz o ezberi değiştirmedik.
İktisat politikasında bunu kabak gibi görebiliyoruz. Tamam. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Hani biz bunu Kasım ayında yazdık. Şimdi biraz daha belli öyle oldu. 2013 senesindeki Türkiye ekonomisine baktığın zaman bu 2002'deki, 2003'teki, 2005'teki, 2010'daki gibi bir ekonomi değil. Sanki öyleymiş gibi konuşuyoruz. Hem ne büyük başarılar elde ediyoruz diye konuşuyoruz, hem de ne yapmak lazım bakımından bunu konuşuyoruz. Mütemadiyen de cidden bir köklemek lazım. Bir şekilde işte insanlar alım gücünü arttıracağız, ne yapacağız diye. Güzel de, o artan alım gücünün karşılığı olan insanların alım isteğini nasıl tatmin edeceğiz? Ha, şimdi orada duyabiliyor, ne demek olduğunu unuttuğunuz yapısal reform işin içine giriyor. Yapısal reform demek, bir şekilde biz bu ekonominin çalışma şeklini değiştirmek zorundayız. Ne yapacak yapısal reform? Valla bize ne gerekiyor? Emek, sermaye, beşeri sermaye. Bunları bir şekilde değiştirebiliyor olman lazım. Nasıl yapacağız o işi? Emek için cevap vereyim. Üç çocuk yapmak gerekmiyor. Tamam. Var olan insanların çalışmak istemeleri, Türkiye'nin önemli bir sorunu zaten, istememeleri daha ziyade. Başka? Yatırım için tasarruf etmen lazım. Azıcık boğazına bir kezeceğim ki, hani yemedin de sermaye yedin diyeceksin. Tamam. Yatırımın tanımı o. Beşeri sermaye de hani bizim anladığımız şekilde eğitimden geliyor. Şimdi memleketi düşünürüz, hep bunu aynı ülkede yaşıyoruz. Ha, bunlar oluyor mu diye. Yani şunu düşün, hani tam baştan mesela, üç çocuk, işte her kadın evinin çiçeğidir, bilmemedir falan diye başladığın anda zaten, kadın emek gücüne çıkartıyorsun. Tamam. O emek gücünün artmamasına yönelik bir politika. Başka? Tasarruf edin, yatırım yapın istiyoruz. E bakıyorsun hocam, enflasyon %8, faiz %5, ulan negatif reel faiz var bunlar. Yani aklı olan tasarruf etmesin diyor bana. Tamam. Biz de etmiyoruz yani, aklımız var. Tamam. O da çok düşük. Başka? Yani bunu tam nasıl söyleyeceğim hiç fikri bilemiyorum. Onun için de özetle şöyle söylüyorum ama hani hepimiz aynı milli eğitimin ürünüyüz. Onun için başımıza ne geldiğini biliyoruz. Ama yani şimdi şu hususları size biraz göstereyim istiyorum. Bir, iyi bir sıra ilişkiler sağlıyorsanız ki bunları bir şeyinizi alabilirsinizdir. Bilmeyince bir şey olmayacak burada ama bir arada görmek örtücü olabiliyor bunu. Şuradan başlayalım. Şimdi genel vatanımızda işte 76 milyon kişiye beraber mutlu mutlu ya da değil yaşıyoruz. Şunu soracağız. Ne yapıyor bu insanlar? Tamam. Bunların bir kısmı, bu rakam tam doğru olmayacak çünkü nüfus sayısıyla iş gücü sayısı aynı anketten gelmiyor ama bir kısmı kurumsal deniyor bunlar. Yani işte askerde, hapishanede, hastanede yatıyor, yine ne falan. Tamam, yani onları soramıyoruz bile zaten. Sen çalıştın mı, çalışmadın mı, ne iş yapıyorsun diye. Ama onlar köşecekler. Seviyorum onu. Başka? Bir kısmı yavrucuklar. Tamam. Onlardan çok var Türkiye'de. 19 milyon kişi yaklaşık 15 yaşın altında. Genç nüfus, genç nüfus derken bunu söylüyoruz. Tamam? Eyvallah. Ondan sonra şimdi işsizler var. Şimdi size sorayım. Kaç kişi onlar? Bu benim sevdiğim soru. İkinizden düşünün, tamam mı? Yani hani Türkiye'de yüksek işsizlik ya, işte 10 milyon kişi mi işsiz, 20 milyon kişi mi işsiz, 50 milyon kişi mi işsiz? Yani bu bir şeye sorduğunda birisi 50 milyon olduğunu düşündü hakikaten. O 7 milyon değil, ben cevap vereyim size. Tamam? Düşündünüz mü? 2.785.000 kişi de işsiz Türkiye'de. Şimdi şunu, hani bu konuşmamda hatırlayacağınız şeylerden bir tanesi, bir şey hatırlarsanız eğer bu olsun. Memleketimizde bizim anladığımız şekilde bir işsizlik sorunu yok. İşsiz denen insan, işi olmayıp iş arayan insan. Türkiye'de bizim ne diyeyim, halk arasında işsiz dediğimiz insanların çoğu iş aramayan insanlar. İş aramadıkları için onlar işsiz de değiller. Şimdi şunu düşünün, burada esas göz açıcı rakam şimdi geliyor. Kaç kişi çalışıyor? İşli kaç kişi var? İstihdam altında olan kaç kişi? Bu çok geniş bir istihdam tanımı. Bu anket iyi yapılan bir anket. Tamam yani hani buna mütemadiyen bir şey soruları geliyor. İşte onu ıskaladığı için kaçırmadan falan. Yani tamam ıskaladığı kaçırdığı mutlaka var ama sistematik olarak böyle büyük arıza olan bir anket değil. Ama bunu en iyi bildik olan insanlar bu odalar şu anda. Yani hani Türkiye'de iş gücüne ilişkin en iyi analiz betamdan çıkıyor. Onun için de siz duyuyorsunuz zaten hocalardan. Soralım şimdi kaç kişi çalışıyor? Bu şu, hani mesela ücretsiz aile işçi, tamam babamın tarlasında çalışıyor onlar. İşte berber, masör, futbolcu, açık kalp ameliyatını yapan, iktisat dersini veren insanlar, ben bile, hepimiz bunun içindeyiz. Ama yani Türkiye'deki bu 76 milyonun her ihtiyacını gideren üretim faaliyetini kaç kişi yapıyor? Ve işte 25-25'ten 26 milyon kişi de uğraşıyor, diziniyor. Tamam, bu rakamlara baktığınız zaman bunlar ayar oynuyorlar. Ama böyle hani deli gibi oynanıyorlar. Şu doğru. Türkiye'de iş arayan işsizlerin hepsi birden iş bulsa, hepsi 30 milyon kişi üretim yapıyor olacak.
ne olacak o zaman? Yani oldu diyecek miyiz? 77 milyon kişi, 30 milyon kişi giydirip, doyurup, her ihtiyacını gidermeye çalışıyorsa olacak mı o iş? Şunu anlayın istiyorum. Büyük mesele işsizlik meselesi değil. Büyük mesele daha hala oradaki o eşek kadar duran büyük grup. Ne onlar? Onlar kurumsal olmayıp 15 yaşın üstünde olup, işsiz olmayıp çalışmıyor da olan iş gücünün dışındakiler. Tamam. Şimdi tabii akademisyen böyle bir iş, meraklı insanlar biz. Ne yapıyor lan bu insanlar diye soruyoruz sana kendimize. Allah'tan antrenörler de öyle insanlar, onlar da sormuşlar. Ne yapıyorsunuz, nasıl? Şimdi bakıyoruz. Şimdi o gruba bakıyoruz sadece. Tamam mı? Orada bak, hatırlayın yalnız. İş gücü dediğin şey, tamam mı? Toplam 30 milyon kişi. 28 milyon kişi de iş bile aramayan var orada. Tamam. Yani hani çok acayip rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi bir kısmına deniyor ki, çalışmaya hazır. Şu soruya cevap veriyorlar. İş aradın, çalıştın mı? Hayır. İş aradın mı? Hayır. Aramadın ama diğer de sana bir iş varsa kabul eder misin? Ona evet diyen yaklaşık 2 milyon kişi var. Tamam. O güzel. Onu da soruyorlardı, tamam mı? Ulan niye aramadın o zaman diye. Seviyoruz hakikaten marketörleri. Bir kısmı, bunun terminolojisi yeri vardır. Bir kısmı caymış. Şu demek. Aradım bulamadım. Bana göre iş olmadığına karar verdim, pes ettim ben. Tamam mı? O iş piyasasındaki en korkmuştur. Ben çalışmak istiyorum. Fakat o kadar ümitsizim ki iş olmaktan iş bile aramıyorum artık. Tamam mı? Başka bir kısmı, yine bunların yerlerindeki işte Gökçe Hoca, Nuriz Hoca falan benim anlatacağımdan 40 kere daha iyi anlatırlar size. Yani şöyle cevaplar getiriyor insanlar. İşte varoşa oturuyorum, şehir merkezi iş aramam lazım, dolmuşa verecek param yok. Tamam mı? İş bir arkadaşına girmek için üstüne gidecek doğrucu bir şeyim yok. Tamam yani bunlar mesela iktisat politikası ilişkin çok önemli şeyler. Ama nerede görün, yani 27,5 milyonda 2 milyon kişiden bahsediyorduk da. Sonra... onu seviniyorum, tamam mı? Şimdi hani niye çalışmanın iş aramadın? 15 yaşın üstündeyim, tamam. Ama öğrenciyim, araya bağlı, tamam. İyi. Yani ondan memnunuz, daha çok olsun. Tamam. Başka? Şimdi şöyle bir garip şey çıkıyor burada. Genç nüfusu olan ve genç nüfusuyla iftihar eden memleketimizde işte 4,5 milyon, 4 milyon 750 bin öğrenci var. 4 milyon emekli var. Buradan da Süleyman Devre'ye de sevgilerimizi sunuyoruz. Orada bir an arkadaşlarımızın çoğunun hatırlamadığı bir zamanda kendisi kadınlar için emeklilik yaşı 38'e erkeklerde de 43'e inerek cennet vatanında insanların külliyen emekli olarak gelmesine imkan sağlamışlar. Biz büyümüştük. Tamam. Bu, şunu anlamayı gerçekten çok önemli bir hale getiriyor gerçekten arkadaşlar. Gene, bak buna iddialı söyleyeyim. Hani bu konuşmadan bir kadar yönetim, şunu hatırlayın. Türkiye'deki insanların %99,76'sı, bu kadar küsuratı veriyorum ki sanki biliyormuş gibi olsun. İnsanlar daha emekli olsunlar mı? Evet. Emekli maaşı daha yüksek olsun mu? Evet. Sağlığa daha çok kaynak harcasın mı? Evet. Eğitime daha çok kaynak harcasın mı? Evet. Memur maaşı varsın mı? Evet. Vergiler artsın mı? Hayır. Ha, tamam. Hani o kaynağın bir yerden çıkması lazım. Devlet Allah değil. Yoktan var edilmiş şeyler dağıtmıyor. Birisinden alacak, birisine verecek. Tamam. Türkiye iktisat politikası bu fizik kanunu. Bu bir iktisat kanunu değil. Yoktan var edememek bir fizik kanunu. Bu fizik kanunu ihlal etmeye çalışan hükümetlerin yarattığı rezilliklerle olur. Peki, yalnız hala yarısına gelmedik mi? Daha başka ne var orada? Şimdi bu soru benim arzu ettiğim şekilde soruluyor. Çünkü çalışamaz, çalışamayacak halde olanlar şu iki grubu içine alıyor mu? Hem hakikaten bir zihinsel ya da fiziksel özürü olduğu için çalışamaz halde olan, hem de çok yaşlı olduğu için 3 Mart'ı yakalanacağını, onların ikisi birden onun içine giriyor. Hangisine kadar onu bilemiyoruz. Tamam, yani şunu biliyoruz, Türkiye'de bizim görmediğimiz kadar çok engelli insan var. Çünkü hani şurada sokak kullanan göreceksiniz, Türkiye'de engelli insan olmak çok zor bir şey. Tamam, engelsiz de yol yürüyemiyor zaten, engellisi iyice. Tamam. Ama şey bilmiyoruz, yani ne kadar yaşlıktan, ne kadar engellilikten göre. Yalnız gene de hani böyle ortaya doğru yaklaştık ama ondan sonra şöyle bir ayı gibi vuruyor çıkıyor ortaya. Eviş deliye bir şurup. Tamam mı? Güzel. Şimdi şunu hatırlayın yalnız. Yani bak burada 11,5 milyon yurttaşımız mevcut. Tamam mı? Ondan sonra bir de diğer yerler var. O da şöyle, yani işte zengin koca bulduk istemiyorum. Tamam mı? Şimdi onun bir şey yok yani. Ben kınıyorum ayrı ama yani o insan mutsuz değil. Tamam mı? Bana piyango çıktı, eğleneceğim artık. Tamam mı? Veya bu fakirim genelde çalışmayacağım, böyle olacağım. Tamam yani hani İstemiyorsa zorla değil. Tamam. Şimdi şu şey sorusunu merak ediyoruz benim. Bu
bu iş gücü sünneti nüfus, bu iş gücü dağılımı, bu Allah'tan elimizde kadın erkek olarak ayrılıyor. Buna baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Kadın nüfusuyla erkek nüfusu Türkiye'de şaşırmayacağımız gibi birbirinden farklı değil. Öte yandan bunların iş gücü durumları birbirinden çok farklı. Ne görüyoruz? Çalışan erkek sayısı yaklaşık 18 milyon, çalışan kadın sayısı yaklaşık 8 milyon. Tamam. Bu konuda çalışmalarda iş var yok. Yok, işsiz ediyorlar. Ne yapıyorlar? İş gücünün dışında var. Tamam. Peki. Şimdi şu güzel soruyu soracağız. Muhallelerin baktık ya, işte çalışan zorunlu olan, emekli olan, yaklaşık olan, yok olan falan. Bunlar kadın erkek yatan da sağlıyor. Özellikle de, bunlar erkek kısıtlıdır. O ilk işlerine meşgul olan 16-11 milyon 600 bin kişinin kaçı kadın kaçı erkek? Yani, gelin bir içinize tutun yani. Şahane cevap alın çünkü. Videomuzu sırtıyor. 11 milyon 600 bin kadın sıfır erkek. Bayağı süper bir rakam. Yani hani bu işsiz tablosu olduktan yıldız var, tamam mı? Biz buraya bir şey koyamıyoruz hocam aslında. Benim şahsi görüşüm, Türkiye'de ev işleriyle meşgul olduğundan çalışmayan erkek yok değil. Fakat Ankara'da ben o yüzden çalışmıyorum diyen erkek muhtemelen. O başka bir erkek hiç. Kuvveti gerektiren bir cevap. O işte çalışamıyorum falan demiştir. Ya da şunu anlayın istiyorum. Türkiye'de eğer emeklilik sistemiyle ilgili derdiniz varsa, Türkiye'de eğer iş gücünün eksikliğiyle ilgili derdiniz varsa, 3 çocuğa 5 çocuğa gelene kadar orada 13 milyon insan duruyor. Bu insanları bir şekilde emek gücüne dahil etmek lazım. İş bile aramayan, bunu gönül rahatlıkla söylüyoruz, kadınlar. Bu, tatilde tablolar var, bunlar şahanedir. Çünkü İstatistik Enstitüsü'nün web sayfasında Türkiye toplamı için, kadın ve erkek toplamı için bunlar gösterilirken hepsinde yazıyor. İşte ne bileyim ben, işte çalışanlar, employed, işte iş arayanlar, unemployed falan filan diye. Türkçesi ev işleriyle meşgul olan İngilizcesi housewife. Tamam. Buna bir baktığın zaman elden diyorsun, nasıl anlıyorsun? Tabii abi housewife işte yani. Hani. Öyle diyorlar zaten. Tamam. Şimdi o ev kadınlarını bir şekilde ev kadınlığından çıkartıp emek gücüne dahil etmezsek memleketin birine doğrulması söz konusu değil. Niye? Çünkü gene nihayetinde şu kısıta gelip tosluyorsun. 76 milyon nüfusta 30 milyon kişinin çalışmaya niyeti varsa o ülkeden bir kuş olmuyor arkadaşım. Tamam. Türkiye'de emek gücüne katılım çok düşük. Başka? Emek, emek pek yok. Sermaye nasıl? Vallahi oraya bakıyorum işte. Bunlar da yatırım oranları. Ne? Kurtarır mı? Kurtarmadığını görüyorsunuz. Nedir de? Boğazımızdan kesemiyoruz. Hatta o kadar kesemiyoruz ki Türkiye'deki tasarruf oranı 7'nin %12'si. Ulan nasıl oluyor da %12 tasarruf verip %20 yatırım yapabiliyoruz? %8'de cari açık veriyoruz. O yurt dışında gelen %8 var ya, o yüzden olmak zorunda orada. Boğazımızdan kesemediğimizden yatırım yapamıyoruz ama biraz daha yatırım yapasımız var. Borç almak zorundayız. Tamam, bu bir muhasebe denkliği. Eşit olmak zorunda o fark. Ama yani şuraya baktığım zaman, hani Çin o ayrı bir ligde. Fakat yani Türkiye'nin %20'siyle Tayland'ın %30'u arasında çok büyük fark var. Tamam, onun ülkede yarattığı değişim çok büyük bir değişim. Başka, bir de beşeri sermayeye bakalım. Şimdi beşeri sermayeyle şöyle bir şey. Bunu da sevelim. İki şey yapacağız. Bir tanesi, cennet vatanımızda bu zaten çalışmayan insanların ve çalışmak bile istemeyen insanların ülkesinde hasbel kadar çalışıyor olan insanların ortalama eğitim düzeyidir. Yani ortalama Türk işçisi, çalışan kaç sene okul görmüş? 12 yıllık zorunlu eğitim olduğunu hatırlayın. Buna 12 diye atlayabilirsiniz, hatalı olur. O zaten 8 ile 8 derseniz gene hatalı olur. Tamam mı? Niye? Çünkü ortalama Türk işçisi dediğiniz şey böyle hani 44 yaşında bir amca. Amca olduğunu nereden biliyor? Hepsi erkek orayı görür zaten. Tamam. 44 yaşında oldu kafana sallıyor. Çok da bir şey değil. Nedir mesele burada? Bu insanlar okula giderlerken bu kadar uzun zaman okula gitmek zorunluluğu yok. Onun için de bir sürü ilkokuldan terk insan var oldu. Tamam. O rakam çok yakın zamana kadar 4,5 yıl. Şimdi 6,5'tan 7 olmaya çalışıyor. Önemli bir artış. Gene de düştü. Tamam. Yani ne biliyoruz? Türk çalışanı pek okul görmemiş bir çalışan. Dolayısıyla da hani böyle iyi niyetle heves ettiği zaman da çok büyük bir randıman beklememek lazım. Fakat bundan daha güzel bir soru var. Okul gördüğü zaman da bir şey oluyor mu? Sorusu. Tamam. O soru artık cevap verilebilir bir soru. Çünkü elimizde OECD'de başlamış, ondan sonra başka ülkelerde yayılan bir sınav var, PISA testi. Şu işi yapıyor. Allah razı olsun. Aynı matematik sorularını, aynı fen sorularını kendi dillerinde değişik ülkelerden aynı yaştaki çocuklara sorulur. Tamam.
kendi dillerinde aynı kavramları ölçen dil sorularını da soralım. Bakalım değişik ülkelerde 15 yaşındaki doğru seçilmiş bir örneklemden gelen çocuklar, tamam mı? Hangi başarıyla bunlara cevap veriyorlar? Al bakalım. Şurada pizza skorları dizili, şurada cennet vatanımız. Allah'tan şiirler eksik var ki sonucundan kurtuluyoruz. Şimdi o gelen yüksel bu konuyu da bir grafik yapmanın kötü bir yolu. Her şey böyle birbirine yapıştığında bir yolu yapmak. Bu da bayağı bir eğim var aslında. Ama mesela şuraya Güney Kore'ye bak, ooo bunlar çok okumuşlar bizden ama o kadar fazla okuyorsunuz. Güney Kore'nin milli ilgili kişi başına bizim ikimiz, tam ikimiz. Tamam mı? Ne görüyoruz? Bak şunu hatırlayın. Bunlar ortalama Türk çalışanı değil. Hala okulda olan öğrencilerden seçiyorsun 15 yaşında. Tamam? Sonra soruyorsunuz, evladım sen ne öğrendin diye. Öğrenince de, abi ben bir şey öğrenmedim. Şaşırıyor musunuz? Efendim bizi de o yani. Ben Ankara Koleji'ni okudum, herhalde en iyisiydi. Yine de Türk gibiydi yani hani. Bu hakikaten çok önemli bir, böyle söyleyeyim şey yaptım, rahatsız oldum. Türk gibi değil, okulun sebebi. Çok iyi okulur. Öte yandan bir sürü milli eğitim tedrisatından gelen arızası olan bir okul. Tamam. Hani Türkiye'de hangi okulda okursanız okuyun, tepenizde talim terbiye yapın. Talim terbiye de hani milli bir amaç olarak sizin düşünemezlik hale gelmenizi birinci öncelikle istediği için, bunlara büyük ölçüde muvaffak olduğum için, siz hakikaten azıcık düşünmeyin. Ben bu sorularını gördüm. Hani baktığınız zaman şunu söylüyor sınav size. Sorular böyle 5 kategori. Birinci kategoride hani 5'i 5 kuruştan 5 yumurta kaç kuruş eder falan gibi sorular var. Tamam. Türkiye'deki öğrenciler o sorudan çoğaladıkları için buradalar. Tamam. Yani o acıklıkta bir şeye bakıyoruz. Peki, ne öğrendik demek ki? İşin içine hiç faiz, döviz, işte bilmem ne, otoyol, baraj filan sokmadan iktisat konuşmanın doğru yolu Türkiye ekonomisinde ne oluyor diye soracaksa, bir şey oluyor mu diye soracaksa, bu bahsedilen iktisat politikası bu memlekette büyüme yaratacak mı diye soracaksa, şuradan buraya doğru yaratacak mı adamı diye sormak gerekiyor. Bunu siz benim kadar iyi, yani benim bir özelliğim yok bunun cevaplamakta. Onun için de benden daha iyi rahatlayabilirsiniz. Tamam ya mesela şimdi milliyetin yapılanlara baktığınız zaman, ha evet, Türk öğrencileri daha iyi matematik, daha iyi fizik öğrenecekler diye biliyor musunuz? Tamam. İşte Japon işlere baktığınız zaman, şu anki siyasi yapmaya baktığınız zaman, evet ya memleket gerçekten bir yatırım cenneti olacak diyor musunuz? Tamam. Kadınlarla ilgili politikalara baktığınız zaman, ha şimdi kadın iş gücü katılımı artar diyor musunuz? Diyemiyorsanız eğer, bir hafta yarayacak şu an politikalar. Ne öğrendik o zaman? Valla şunu öğrendik. Benim anladığım şekliyle, biz potansiyelimizi arttırmaya yönelik hiçbir şey yapmıyoruz. Yapmadığımız halde büyümek istiyoruz. Biz gene bunu yapmıştık diye düşünüyoruz. Niye? Çünkü o zaman potansiyelin altındaydık. Ha şimdi potansiyel değil ama önemli o diyebilir. Yani önemli o. Tamam. Ne yap? O zaman ne yapmıştık demiştik? Böyle kırık demiştik. Tamam. Ne yapalım? Gene böyle kırık yiyelim onu gene büyüsün. Öyle olmuyor işte. Ama olmadığı zaman ne oluyor? Şunun yanına söyleyebiliyoruz. IMF'ye borcumuzu ödedik. Tamam. Borcu ödeyen kim? Devlet. Şunu da söyleyebiliyoruz ama. 4 yılda cari açık Cumhuriyet tarihinin bütün rekorlarını kırdı. Niye böyle? Ülkenin toplam borçlanması tadını verdi. Niye? Eskiden devlet borçlanıyordu. Şimdi devlet borçlanmıyor, özel sektör borçlanıyor. Tamam. Şirketler gırtlağına kadar borçlu. Ana altları borçlu. Fark ediyor mu? Bu arada nihayetinde fark etmiyor. Batınca hep beraber batıyoruz. Hani 1998 senesinde, 2001 senesinde devlet battığı zaman Allah'tan ben devlet değilim, bana bir şey olmadı diyemedi kimse. Başka ne oluyor? Bir yandan da şu oluyor. Şimdi burada bu şey mavi noktaların olduğu çizgi cari açığı gösteriyor. Tamam. 2002'de cari açık yok. Niye? Yani istemediğimizden değil. Kimse aklı ona kimse de borç vermeyeceğinden alamıyoruz borcu o sırada. Tamam. Ondan sonra cari açık yavaş yavaş artıyor ama öyle bozulmuyor. Ondan sonra 2009'da bak gene kriz oluyor. Borçlanamıyorsun. Onun için cari açığı azalıyor. Bu sene de göreceğiz aynı şeyi. Tamam. Fakat böyle 2009'dan sonra bir şirazesinden çıkıyor iş. Tamam. Yani orada gördüğünüz rakamlar olacak gibi rakamlar değiller. Bir, borçlandığınız mevla yükü olarak korkunç bir şey çıkmaya başlıyor. Neden? Potansiyeli geldin, hala beni körüklüyorsun al diye. Ne olacaktı? Böyle olacaktı. Başka? Bir de bunun finansmanı değişiyor. Şimdi burada gördüğünüz koyu renkli barlar, o cari açığın ne kadarı uzun vadeli finansmanla, uzun dönemli yatırımlarla, ne kadarı yabancılar Türkiye'de gelip şirket kurarak ya da şirket alarak
Yani hani aman abi ben kullandım gidiyorum yemeyeceği bir şekilde geliyor. Tamam mı? Başka kıntıbağda tepesindeki kısımlar ne kadar kısa vadeli? Bunun hani Türkiye'de kullanılan şeyse sıcak var. Ne kadar sıcak var? Tamam mı? Bu diyor ki abi biz adam gibi iktisat politikası yaparken uzun vadeli yatırım çekmiş bu ülke. Ondan sonra iş işte zamanla çıkınca biz fark etmeden yavrum fark etmiş zaten bunu. Böyle denemek lazım. Yani bu memleketler öyle uzun zaman para bağlanmaz. Sizin ne alabileceğiniz belli olmaz değil. Deli faizle işte bir aylık vadeli vesaire bize borç vermeye başlamış. Tamam? Şurada görüyorsunuz. Bu tabii korkunç bir iş. Şimdi bu kadar ödümüzün patlamasının çok önemli nedeni de bu. Niye? Çünkü bu diyor ki senin kısa vadeli borcun var bir sürü. Eğer döviz kuru zıplarsa o borcu sen şimdi ödeme zorundasın, yüksek borcu ödeme zorundasın, canın yanar. Tamam mı? Canın yanında bağırıyorlar şu anda. Başka? Bir yandan da şu hızlı gidiyor. Bu grafiği şeyde yapmamıştık çünkü daha bu rezillik ortaya çıkmamıştı. Ya 2009'da da Türkiye'de döviz kuru zıpladı bir şey olmadı, gene olmaz. Tamam mı? Arkadaşım 2009'dan sonra o kadar rezil bir iktisat politikası uyguladık ki gırtlağımıza kadar borç içindeyiz, o sırada değildik. Bu grafik bize şunu gösteriyor. Şu yukarıdaki mavi zamazingo, Türk özel sektörünün finans dışı şirketlerinin, tamam yani bankalar değil, bilgin şirketler, kötü değil ama hani idare etsin, tamam mı? Reel kesimin döviz varlıklarını gösteriyor. Tamam mı? Yani bir miktar dövizi var, güzel. Kırmızı olanı döviz yükümlülüklerini gösteriyor. Görüyoruz ki 2009'dan sonra yükümlülükler böyle yatırılıyorlar. Tamam mı? Kesikli olanın ikisinin arasındaki fark. Yani şu, net döviz açığı. Şu kadar döviz borcum var, bu kadar da dövizim var. Bu kadar da açığım var. Dolayısıyla Türk lirası verip şunu almak zorundayım ben. Döviz kuru arttıkça bunu almak için ödemem gereken Türk lirası artıyor. O yüzden canım yanıyor benim zaten. Tamam? Buradaki rakamlara bakarsanız eğer 2009'dan bu zamana o açığın 2 misle çıktığını görebiliyorsunuz 4 senede. Tamam? 2009'da o kadar büyük bir döviz açığı olmadığı için 2009'da döviz kurunun zıplamasından o kadar büyük bir zarar görecek kimse yoktu ortalıkta. Şimdi öyle değil. Tamam. Ama burada şunu görmek lazım. Yani öyle olmuş değil, öyle yaptık. Tamam mı? O kadar tabii körüklersen bu sonucun ortaya çıkmaması mümkün değil. Ne oluyor o zaman? Tabii körüklüyoruz. Alacağım. Peki üretim yapamıyoruz bu kadar. Fiyatlar artıyor. Enflasyon hedefi. Vallahi en son ne tutmuş ben hatırlamıyorum. Tamam mı? Başka? Banka kredileri tamamı deliyor. Niye? Çünkü al diyorsun. Bankalar da işte bu tabii işin bilmediği iyi tarafı. Ben devlet olarak senden borç almak istemiyorum diyorsun. Bankalar da hayatlarını ilk defa bankacılık yapmaya başlıyorlar. Özel sektörün hane halklarına borç vermeye başlıyor. Önemli bir şey o çok. Tamam. Başka ama bir yerden bu kaynağın gelmesi lazım. Türk hane halkına tasarruf etmiyorlar. Niye? Etmediyorsun zaten adamı. Negatif veya fayda veriyorsun. Tamam. Ben harcayacağım, sen de harca diyorsun. Ne olacak? Bir yerden gelecek, dışarıdan gelecek. Dışarıdan gelmesi kolaydı. Niye? Dışarıdan işler kötü gittiği için yabancı merkez bankalar sivil bir likidite saçıyordu ortada. O da yani bize yolunu buluyordu. Tamam. Ha, peki. Şimdi ne oldu ama nihayetinde? Yani o kaynak geldiğinde ne oldu? Bu konuşmanın afişini gördüyseniz, orada böyle acayip bir hayali şehir var. İstanbul'da bir yerler olsun. Tam yer sonunda ben de eminim ama hani var gerçekten öyle bir yer. Tamam. Ne oldu fakat? Bir şekilde bu talebin gideceği bir mecra olması lazım. Şimdi Türkiye özelinde bunun nasıl olduğunu ben epey görebiliyorum. Yani bizde hakikaten devlet eliyle bilerek isteyerek inşaat yöneltiliyor zaten. Fakat öyle olmadığı yerlerde de, bu çok enteresan bir iktisat sorusu. Bir şekilde bir zamana çıktığı zaman hep gayrimenkulde görüyoruz, zorundan çıkmıştı. Yani gayrimenkulde öyle bir özelliği var. Niye var? Hani bilen birisi olursa ben öğrenmekten çok sevineceğim. Ama Türkiye'de ne oluyor? Ama Türkiye'de işte böyle imar durumu değişikliği... Bunu yapabiliyorsan zaten başka bir şey yapabilirim. Tamam. Yani hani şunu düşünüyorsun çünkü. Fabrika kuracaktım ben buraya. Bir de bir röportaj vermiştim sanırım. Ya da yazdım değilsin. Yani bir yerlerde benim adım yazı olarak vardı. Yani şu zorlu dediğim zaman şu anda sizin aklınıza zorlu center geliyor. Kimsenin aklına gençler gelmiyor. Tamam. Ha, sana isteyeceğim böyle bir şey. Ama zorlu niye? Ya ben gideyim biraz daha iyi teledir öğreteyim, yine ne yapayım falan demiyor da gideyim şuraya bina dikeyim diyor. Eğer sen o imar değişikliğiyle o rantı yaratırsan, hiçbir üretken yatırım o kadar yüksek bir getiriyi karşılayamaz. Ben şunu soracağım. Ya gideceğim burada televizyon yapacağım, bu kadar getirisi var. Ya burayı alacağım, ondan sonra yolları değişecek, bu kadar getirisi oluyor. Hangisini yapayım? Ekolojisi oldu. Tamam. Onun için de Türkiye'de bugün işlerinden bir tanesi de inşaat işi olmuyor, sanayi grubu yok ortada. Tamam. Ama bu çok büyük bir tepazettir. Tamam. Şimdi şu, bu Wall Street Journal'ın bir Türkiye versiyonu var. Galatasaray yok şu anda internette var sadece, çok doğru bir iş yapıyorlar. Bu oradan bir rakam ve çok etkileyici bir rakam bence.
2013'ün ilk yarısında Bakanlar Kurulu kararlarının %60'ı imarla ilgili. Benim hedefim oraya yetişti. Hani sen orayı al, kredisini ayarlarız, imarını değiştiririz, çok güzel olur. Ha, olur da yani hani o kredinin kaynağı bir yerden geliyor, oradan acayip çıkıyor. Onu bir yere geri ödemek lazım. O oraya diktiğimiz binadan nasıl bir randıman üretimi edeceğiz de o borcu ödeyeceğiz sonra? Bu senin düşüncesi nasıl olacak mı? Tamam. Ama şunu unutmamak lazım. Yani hani Türkiye'de önemli bir rol varsa, robot lobisi, faiz lobisi, hepsini hatırlamayacağım şimdi ama inşaat lobisi önemli bir rol. Tamam. Yani hemen hepimiz bir ucundan onun içindeyiz zaten. Şurayı kapatsak, etrafını çevirsek, imarını değiştirsek. Tamam. Bak o, Türkiye'de şu anda rant imar üzerinden, inşaat üzerinden, gayrimenkul üzerinden dağıtılıyor. Bunu anlamak hakikaten çok önemli. Yakın dönem iktisat politikası anlamının çok önemli araçlarından bir tanesi bunu görüyor olmak. Tamam. Ortaya bu çıkıyor dedi. Yani ben şuna baktığım zaman şey düşünüyorum. Ya abi o rantı ben cebine ödeseydim de şunu buraya dizmeseydiniz. Hani herhangi sevdiğiniz bir şekilde geçerken bu duyguyu size duyuyorsunuz. Parasını hiç severek ama bir şey bunu yapmasaydınız duygusunu. O bayağı kalıcı bir zarar. Tamam. Bunun sonuna geldim artık. Yani bu niye yürüyordu? Yakın zamana kadar, geçen sene Mayıs ayına kadar, yani Amerikan Merkez Bankası şunu söylüyordu. Paşa, %0 faizle benden borç alabilirsin. Japon Merkez Bankası şöyle diyordu. %0 faizle benden borç alabilirsin. Tamam, Avrupa Merkez Bankası, onlar biraz kazıcıydı, %1 istiyor onlar. Tamam, İngiliz Merkez Bankası onun gibi bir şey. Şimdi şöyle bir beraber çıkıyor ortaya. Türkiye'de faizlere baktığımız zaman bizim için çok düşük faizler. Neden? Abi ben enflasyon görüyorum. %8 enflasyon görüyorum. %5 faiz görüyorum. Diyorum ki ya bu faiz bu enflasyonu kurtarmaz. Yabancı için, yabancı Türkiye alışveriş yapmayacak ki Türkiye'nin enflasyonu aldırdığı yok. Döviz kurumunun değişmeyeceğini düşündüğü sürece lan %0'da buradan borç alıyorum, %5'de buradan borç veriyorum. Yürü. Tamam. Şimdi şunu anlamak çok önemli yalnız. Türkiye'deki bu tartışma sadece bu taraftan çıkıyor. Tabii yurt dışında çok fazla kaynak var. Onun için bunlar buraya geliyorlar. Yani istemiyoruz ama işte bu İzmirliler rıhtımızdan aşağı borcu bastılar bize. Hocam borcu veren varsa alan da var. Tamam. Bu memleket niye bu kadar çok borç almak istedi onu bir sormak gerekiyor. Gene o zaman körüklemeci konjonktür politikaya geliyoruz. Al deyintirirsen eğer ben borcu girmek istiyorum. O borcu kim verecek? Valla sen de borcu giriyorsun. Öbür de borcu girmek istiyor. Dıştan gelecek istiyor. Aha böyle geliyor. Tamam. Sonuç neymiş demek ki? Biz bir iktisadi büyüme istiyoruz. Yani biz hakikaten ilk olarak bunu istiyoruz. Yapmak gereken bir şey bu. AKP özellikle istiyor. Bizim istediğimizde daha hızlı istiyor. Çok önemli bir şekilde o iktisadi büyümenin kalıcı olarak teciz edilmesi için gereken zor, acılı işleri yapmadan büyümeyi bilmek istiyor. Bedava yok. Tamam mı? Kalbi köklediğiniz zaman bir süre büyüyorsunuz. Potansiyelin üstüne çıkabiliyorsunuz. O hakikaten müreffeh hissettiriyor insanlar kendini. Yani bunun gene aramızda bir soru varsa belki biliyorlardır. Hani bankadan kredi alıp araba alan insan kendini zengin hissediyor. Ulan araba kadar da borcum var işte yani hani niye öyle oldu? Bilmiyorum ama yani hani ben de bundan farklı değil. Ama onun için de hani ne diyeyim, içe bakışta bunun doğru olduğunu ben de teyit edebiliyorum. Ama bir şekilde insanları borcu bile soksanız, bu alışverişi arttırarak, üretimi geçici olarak arttırarak, tamam, özellikle tüketimi geçici olarak arttırarak çok müreffeh hissettirebiliyorsunuz. Onun da siyasi bir sürü getirisi var. Tamam. Mesele ne? Bedava yok. Mesele o. Tamam. O borç ödenecek. Şimdi o zaman geliyor. Dolayısıyla bu konuşmanın bana fikri şudur arkadaşlar. Hani her ne kadar başka nedenlerle, ne bileyim ben, devlet harcamasının toma ve gaza yapılmış olmasından memnunsuz olabilirsiniz. Tamam. Hani onlar önemli harcama talepleri. Yine de şunu görmek ve teslim etmek lazım. Bu IMF programına uymak bu iktidarın çok önemli bir başarısı. Yani şu ucuzlukla bir şey söylemiyorum size. Bir şey de yapmadılar zaten yaptıkları IMF programını takip etmek. O değil. Orada çok önemli bir seçim var. Bu programı takip edebiliriz. Veyahut da sabık rejimin bu programı uydukları için üçü birden baraj altında kalmış koalisyon partilerinin bir önceki hükümetin programıdır. Biz bunu bütün yerine reddediyoruz. Yeni başka bir şey yapacağız diyebilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla, bilene orada oturuyor. Cumhuriyet tarihinde iktidar değişikliğinde yeni bir partinin gelip de eskilerin yaptığında iyiydi aslında, biz de bunu devam ettireceğiz deyimden bir tane daha başka örnek yok. Tamam, yani bu hakikaten çok önemli bir şey. Bu insanlar 2002 senesinde geldiler. Tamam yani yeterince hazırlıklı yenmediler, yerine de koyacaklar, yerine de falan filan ama yani hani başka kimseyi engellemedi düşünceye kadar. Şunu diyebilirlerdi. Hani bu leş gibi programı oldukları için bu insanlar baraj altında kaldılar.
Onun için de biz bu programı Kürtler reddediyoruz. Demine de hayırlısı bir şeyler yaparız. Bunu demediler. Demedikleri gibi programı devam ettirdiler. Sadece devam ettirmediler. Devam ettireceklerini açık seçik söyleyerek programa kredibilite, güvenilirlik kazandırarak devam ettiler. Yani öyle hani beğenmiyoruz diye bağırıklar bir yandan da evlatla programı devam ettiriyor gibi yapmadılar. Onun yürümediğini anlayıp bunlara yani dönüp bakabilirsiniz. Hani ta en başta seçimin kazanıldığı gün hadi pardon konuşmaları var. Ali Hoca'nın açıklamaları var. Devam edeceğiz. İşe yarayacak zaten bunu diye. Tamam mı? Yarayacağını nereden biliyoruz? Yani kısa politika şöyle bir şey. Acil işler yapıyorsanız, yapısal dönüşüm mesela böyle şeyler. Baştan bir maliyeti var bunun. Tamam? O maliyeti birilerinin ödemesi gerekiyor. Hep beraber ödüyoruz. Siyasi aralıklı birilerinin ödemesi gerekiyor. Eyvallah. Ondan sonra yarısını toplamaya başlıyorsunuz. Şimdi hatırlayın, program 2001'de başladı. Tamam? Maliyetin çok büyük bir kısmını, benim gördüğüm kadarıyla hemen hepsini koalisyon hükümeti ödedi. İş meyvanı toplamaya geldiğinde dedi, partili büyümüş, şimdi biz erken seçime gidiyoruz deyip. Şimdi içinde yaşadığımız memleketin en önemli temellerini attı. Tamam yani hani sadece maliyetinin ödenmiş olduğu bir programda hiç kimse diyor ama ne kadar akıllıca bir programdı, ben yine sana oy vereceğim demedi elbette. Tamam mı? Partiler geçirden baraj altında kaldılar. Fakat nihayetinde AKP bu programın işe yarar bir program olduğunu devam ettirilirse çok büyük Türkiye'de bir üretim artışına, refah artışına sebep olacağını görme ve orada doğru iş yapma basiretini gösterdi. Bunun için tebrik etmek lazım. Yani hani bunu teslim etmeden, bunlar zaten geldiklerinden beri diye başlayan bütün cümleler, arkası dinlemeye de değmez cümleler. Sonra geldiniz ne? Valla o program birbirine devam eden bir şey değil. Program bitti. Yerine ona benzer Türkiye için dönüşüm yaratacak bir iktisat programı kendinizin koyması gerekiyordu. Bunu yapmadık. Yapmamayı tercih ettik. Ya da hükümet bizim adımıza tercih etti. Dolayısıyla büyük bir iktisat politikası boşaltıyoruz. Bu yürümez hocam. Tamam. Bunun yürümeyeceğini çok önceden öğrenirdik. Fakat 2009 krizi aslında bu anlamda AKP hükümeti için büyük bir şans oldu. O kriz dünyada olmamış olsaydı biz kendi başımıza bir krize çok daha önce girerdik zaten. Bu yapmadığımız işlerde. Fakat dünyada kriz olduğu için dünya konjonktürü bizi idare etti. Ne zamana kadar? Mayıs ayına kadar. Tamam. Dolayısıyla o da devam edemezdi ve etmiyor. Burada çok negatif bir şey söylemiyorum. Yani şurada bir kısmi negatif şey var. Şunu dönüp bakıp görüyoruz şu anda. Bu 2002-2006 altın dönemi. O hakikaten Türkiye için istisnai bir dönem olmuş. Biz yine 90'lar Türkiye'siyiz. Ben bunu bir zamanda iktisadi olarak söylüyordum. Yani şimdi hep beraber siyasi olarak da söyleyebiliyoruz. Tamam. Öte yandan şunu da görmek lazım. 2002-2006 bize diyor ki canımız isteyince yapabiliyormuşuz. Yapılacağın ne olduğunu da biliyoruz zaten. Tamam. Yani hani büyük iktisatçılık yani gerektirmeyen şartlar. Adam gibi eğitim. Doğru düzgün tasarruf. Kadınların iş gücüne katılımı teşvik. Tamam. Dünyada bunun örneği çok var. Hani icat etmek de zorunda değiliz. Ama sırf bize kalsa nerede biliyorum nasıl yapılacağını. Dolayısıyla buradaki önemli olan şey hani Türkiye'de bu iş olmaz değil. Kendimize şunu gösterdik. Yapabiliyoruz hocam. Hani Erol yapar bize düşmez falan değil. Erol yapıyor biz de yapıyoruz. Ne zaman? Yanımız isteyince. Şu anda niyeti değiliz. Tekrar olursa ne olacak? Teşekkür ederim. Pekcan'ı davet etmek istiyorum. Size ödüllerinizi sunacaklar. Daha soyutlanmış bir şey ama
Belki bunu biraz daha başından böyle asterikli falan anlatmak lazım. Çünkü potansiyel output 70'lerde gelişmiş ekonomiler için geliştirilmiş bir kavram. O kültür bu. Ama bugün Türkiye'de bunun kullanılma bağlamı çok daha farklı. Onun için de yani Türkiye'deki iş gücüne katılımın özel bu kadar düşük olduğu bir ülkede bu potansiyel output'u bu şekilde kullanmak sorunlu olabilir. Belki onun yerine başka bir şey kullanmak daha doğru olur. Yani burada yani şuna çok yönelik katılıyorum. Bu potansiyel kelimesi biz Türkçe'de hani memleketimizin potansiyeli çok ama diye kullanıyoruz. Burada öyle kullanılmıyor. Evet. O da kısa vadeli bir şey kullanılıyor ama. Yani, bu çok doğru. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, buyurun. Haber. Buyurun. Türkiye'nin bugünkü cari açık veya ekonomik grafiği daha farklı olur muydu?
Güzel bir soru. Yani bu soruya nasıl diyeyim, kısa vadede temiz bir cevap vermek mümkün değil. Yani şu kesin, Türkiye'nin 2010'dan şimdiye kadar biriktirdiği dengesizliğin, devasa borçlanmanın devam edemeyeceği, biz bu makale bu yolsuzlukla ben ortaya çıkmadan önce yazdık. O zaman bu yürümez diyorduk. Ama mesela o zaman bu konuşmayı yaptılar, Bilkent Üniversitesi'nde bu konuşmayı Kasım sonunda yaptılar. Hani ne zaman patlar? Bu yolculukta ortaya çıkmasaydı, baskın nedenle patlayacak ama ben iki sene sonra patlayacağım. Yani, şimdi diğer şey yolsuzluk oldu ama şunu anlamak çok önemli. Nasıl söyleyeyim size bunu? Yani tetikleyen şey esas neden değil. Türkiye'de işlerin şu anda bu kadar korkunç ve iktisadi olarak korkunç yerde olmasının nedeni bu yolsuzluklar şu anda ortaya çıkmış olan siyasi karmaşa değil. Tamam? Yani biz zaten ortada birbirine sokmuştuk. Onun bedeli ödenmek zorundaydı. Tamam. Ha bedeli ödenenin zamanı gelmiş dedirten şey bu oldu. Yani şunu hatırlayın. 2001'de krizin çıkması anını biz, işte Ahmet Necdet Sezer Başbakanlık Fasal Ayasal'a bulunduk. Tamam mı? Siz hatırlamazsınız, ben hatırlıyorum. Böyle bir şey var. Bir merdiven altında yaptığı bir şey var. Türkiye'de bugün bir devlet krizi var. Tamam, devlet krizi vardı diyor. Bu süre burada takılıyor. Herkesin bankaların batık olduğu bir ülkede bankacılık krizi oldu. Tamam mı? Buna bakıp Ahmet Necdet Sezer kriz çıkarttı diyebiliriz. Niye? Çünkü eğer o bankalar batık olmasaydı, eğer bu tek bile girse dediğim gibi nereye kriz çıkmadı? Dolayısıyla buradaki temel iş. Olmadık fırsat politikalarıyla taşıyamayacağımız bir riskin, bir borç yükünün altına girdik. O bir noktada azalmak zorunda. Hangi noktada olacak? Bugün olmaz, yarın olur, öbür gün olur. İşte yolsuzluk soruşturması olmaz da seçim sonucuyla olur. Seçim sonucuyla olmaz da Amerika'da bilen ne olur olur. Ama bir noktada olacak. Buyurun. Şimdi aslında... teşekkür ederim. Şimdi Öner burada olsaydı bu teknik üniversitede... değerli arkadaşım, o mutlaka non-tradable, tradable'dan bahsederdi. Ben de papağan gibi belki bir konuya taktım. Pek çok konu sunuşta bundan bahsediyorum. Çok da böyle oturtabilmiş de değilim aslında. Ama sanıyorum temelde şöyle bir problemimiz var. Bu küreselleşmenin ulaştığı boyut dolayısıyla, yani seviye dolayısıyla, bizim makro iktisattaki aletler bazı şeyleri görmemizde, göstermemizde yetersiz kalıyor. Sizin sunuşunuzdan cesaret olarak bir örnek üzerinden gidip meseleyi de açmak istiyorum aslında. O da diyelim ki bir doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapılacak. Bunun geliş şekli nedir? Buraya direkt olarak gelmesi ve Greenfield olarak başlaması. Bunun yerine münhasıran bir büyük ve önemli iş adamımız için Malta'da açılmış bulunan Halk Bankası Şubesi'ne 100 milyon dolarlık yatırımı getirip oraya yatırıp Türkiye koşullarında dolar faizi alıp oradan alacağınız teminat mektubuyla gelip burada kredi alıp yatırım yaparsanız bu bilançonun dipnotunda gözükür herhalde. Dolayısıyla oradan yabancı sermaye yatırımları değilse gözükmez sıfır olarak. Şimdi bu yabancı figürünün yerine borsadaki moda terimine bıyıklı bir Türkiye alacak olursanız o zaman bir mesele daha ortaya çıkıyor. Tasarruf tercihlerinde lokasyon farklı, yani Türkiye'ye şey yapmak yerine Malta'yı tercih eden bir yatırımcı, reel sektör içerisinde yatırımcı çekip finans eder ve bu bizde cari açının finansmanında farklılıklar gösterir, cari açının boyutu açısından farklılıklar gösterir ve bizim reel faizimiz Malta'da vergi %10 olduğu için burada %20 civarında yanılmıyorsam o vergi farkını kompanse edecek kadar büyük olmadığı sürece de bu akının güçlenerek devam etmesini beklemek gerekir diye düşünüyorum. Ve bunların aslında bu tür göstergelerle ilgili problemlerin aslında sadece bu alanla sınırlı kalmadığını da düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla belki de bizim bu makro iktisadi analizlerde, ölçüm meselelerinde daha ne yapabiliriz gibi bir soruyu da gündeme almamız lazım. Aslında istatistik gençler bunun için bir şey geliştirdiler. Yabancı kontrollü şiddet diye bir yeni istatistik yayınlanıyor. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki bu problemi ortaya koyuyor. Merkez Bankası'nın da bununla ilişkin elinde veri var. Hani onları böyle yarım yamaç dosyalarla takip edebiliyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bunlar Türkiye'deki, tamam, şey, kesinlikle doğru. Hani
cari açıkta gördüğüm şeyin bir kısmı aslında gitmiş geri gelmiş olan, o borç değil, içeride olmuş olan şey vesaire vesaire. Fakat büyük iş, hani esas büyük hikayeyi değiştirecek boyda olur mu? Bir şey değil. Yani bunlar önemli şeyler. Fakat Türkiye'deki temel makro iktisadi sorunlardan bahsederken, hani birinci derdimiz işte aslında Türk vatandaşı olup da yurt dışına parasını çıkartıp da ondan sonra onları yabancı yatırmış gibi Türkiye'ye getirenler değil. Ama oradaki hakikaten büyük birinci dert, Türkiye'nin mesela burada bunu sorarken şey sorabilirim mesela, altından da bahsedebilirsiniz. Özel kesim evet. Borçluluğu ama özel kesim şirketlerin borçluluğunu belki bilmiyor. Evet, yani hani şu anda onu umut etmek lazım. Çünkü o aslında şirketlerimizin bizim zannettiğimiz kadar borçlu olmadığını düşünülecek bir şey. Göreceğiz bakalım. Ama şirketlerin bağırmasına bakarsanız onları öyle hissetmiyorlar gibi. Buyurun hocam. Ben de bir şey sorayım istediğinizde. Ya İMF programlarının kabul edilmesinin ne kadar zor olduğunu siyasi partiler açısından biliyoruz. Kimse istemiyor. Büyük sorumluluklar getiriyor, yük herkese dağıtıyor falan. Ama sizce, yine sizin konuşmanızda özellikle vurguladığınız gibi bu politikayı yapmış bir hükümet vardır. Daha mı zor yeni bir IMF programını kabul etmek şu anda 2001'de olduğundan yani ekonomik olarak borcun yerinin farklı olması böyle bir programı adapte etmenin faturasını daha da mı artırıyor yoksa böyle bir şey söz konusu değil mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle yeni bir şey olabilir mi? Düşünüyorum ben düşünmüşüm hocam. Yani seçim de var biliyorum. Emin misiniz? Şunu düşünüyorum. Ben 2007'de, 2008'de hakikaten şey diye düşünüyordum. Biz yine böyle yeni bir program yapmalıyız. Para istememeliyiz. Kendimiz bir program yapıp IMF'nin otoritesine faydalanıp, yani onların evet bu doğru düzgün programdır demesinden faydalanmalıyız ve onları bir denetçi olarak kullanmalıyız. Yani IMF şu işe yarıyordu bu programda. 3 ayda bir bu adamlar geliyorlar, bu sözler verildi. Ben gidip aç arkadaşım defterleri yapmış mısın onu dediğim zaman hadi lan diyecek o insanlar tıkır tıkır açıyordu defterleri. Onun için de IMF üzerinden biz hepimiz hakikaten bir program var, hakikaten program uygulanıyor, bunu söyleyebiliyorduk. Programı kendiniz yapın, adı IMF programı olsun. IMF bize kendi yaptığımız programı uyguladığımızı teyit ediyor olsun. Kendi maliye politikası çerçevemizi bir süre IMF üzerinden taşıyalım. Bunu istemiştim ben o zaman. Yapmadık. Tamam. Bugün de ben hani şu anda Türkiye'nin bunu hakikaten bilmiyorum. Böyle bir IMF kaynağına ne kadar ihtiyacı var bunu bilmiyorum. Tamam. Ama bizim bir maliye politikası çerçevesine ihtiyacımız var. Önümüzü görür, elimizi bağlar bir maliye politikası ihtiyacımız var. Bunu yapmak için IMF'den faydalanmayı gene isteyebiliriz. Mecbur değiliz. Yani hükümet şunu söyleyebiliyorsa, ben söylersem, doğru düzgün söylersem insanlar buna inanırlar, eyvallah. Yani hani ben Abdül'ün inanacağı noktaya geçtim. Ama memleket benden ibaret değil, onun için de eğer inanılacaksa tam o da olur. Ama bir şey olması lazım. Yani mütemadiyemiz hala şeye idare etmeye çalışıyoruz, iyi şeyler yapıyoruz. Bütçe açın çok arttırmıyoruz. Hakikaten artmadı bütçe açın. Ama hiçbir söylediklerinde buna, ha madem öyle dediler, demek ki arttırmayacaklar denemiyor. Çünkü mekanizmayı anlatmazsanız eğer, nasıl olacak da öyle olacak? Bana güvenmiyorsunuz. Yani bu Türkiye'ye yalnız bir şey değil. Genel olarak siyasetçiler size bana güven dediği zaman yani ilk tepkiniz hani belki de öyle yapmamak. IMF bu bakımdan bir hani omzunun üstüne bakan bir kurum olarak işe yarar bir müessese olabilirdi. Fakat baştan tabii geçtiğimiz yıllarda IMF'den kurtulmuş olmayı büyük bir başarı olarak anlatırsanız arkasından bunun siyasi olarak yapılabilir olduğunu yani hani siz benden daha iyi biliyorsunuz. Buyurun. Teşekkürler. İki şey sormak istiyorum. Birincisi demin yolsuzluklarla ilgili soruda bu analizi yapmanızdan daha sonra ortaya çıkan bir durum olduğunu söylediniz. Ama analizinizin son kısmında inşaat ve imar durumlarının düzenlenmesi üzerine durdunuz. Yani 2013'ün ilk yarısında işte bu ortadan yapmış falan dediniz. O bir gücü vermiyorum. Yani imar durumlarını değiştirmesi falan herhalde yolsuzlukla muhtemelen çok örtüşen bir. Bilmiyorum. Bu hakikaten bilmiyorum. Yani şimdi şu, ya burada nasıl bilmiyorum? İstemediğim, benim şehirli bir insan olarak istemediğim şeyler olduğu kesin. Yani ben Ankara'da Dursun Caddesi'ne gittiğim zaman 4 katlı binanın arasında 30 katlı gördüğüm zaman fıttırıyor. İstanbul'da sizin eminim buna muadil fıttığınız bir sürü şey vardır. Peki. Ama bu kendi iç
içinde bir yolsuzluk olmayabilir. Yani benim anladığım ahlaki anlamıyla yolsuz bir şey orada bu. Fakat kanuna uygun olabilir, araya geçirmiş olabilir, yaşam usta kıyak için yapılmış olabilir. Yani ne bileyim ben, şunu düşünebilirsiniz işte. Bu Çamlıca'ya dikilmekte olan cami, tamam mı? Bunu bir yolsuzluk tekstiliye düşünmek zorunda değilsiniz. Hani hakikaten şehre dalgamı vurmak istiyorum, onun için de bunu yaptırtıyorum. Ben böyle Stalin'in istediği gibi modern şehirler istiyorum. Yani, hakikaten bu şehirlerde yaşamaya başlıyoruz artık zaten şimdi. Bu kendi içinde bir yolsuzluk değil. Yani istemememiz, olumsuz bir şey olarak görmemiz eyvallah. Ama kendi başına yolsuzluk olmayabilir. Şimdi öte yandan tabii burada ortaya bir rant çıkıyor. O rantı çıkartmak amacıyla yapıyorsanız, o rantı belli insanlara vermek amacıyla yapıyorsanız. Onunla ilgili kanun var. Ama yani. Hayır, yani kanunun sık sık değişmesi kendi başına bunu yolsuzluk haline getirmiyor. Tabii yani hani siz o öyledir diyorsunuz çünkü Türk vatandaşısınız. Yani ben de öyleyim, ben de herhalde öyledir diyorum ama sırf ona bakıp kendi başına bunu söyleyemem de diyor. Sizin bir sorunuz daha var. İki soru var. İki soru var. Demin altın sözü geçti. Geçen sene altınla ilgili bir sürü bir şeyler duyduk ve ben anlamadım bunu tam. Bu çizdiğiniz resimde cari açım büyümesi vesaire bir ekonomik işte altının önemi nedir?